Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Şimdi bakayım bir. Ses var, görüntü var. Her şey var. Saldırın mı? Neler oluyor? Bir isyan çıkmış. Başladı, başladı. Evet. Sonunda ya Instagram'a story atmaya çalışıyorum yayın var diye. Instagram'dan da insanlar görsün bu eğlenceye. Onlar da katılsın istedim. Şimdi ne unutuyorum? Uzun süre açmayınca. Anketimizi bir başlatalım. Yayını beğendik mi? Tabii efendim. Hemen. Bugün bir Rimworld yayınımız var. Gayet keyifli, güzel. İki tane yeni DLC göreceğiz. Bir tanesi yeni çıktığı için, bir tanesine de ben hemen hemen ilk kez girdiğim için. Bilmiyorum tabii ikisini de. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz. Rimworld Online. Artık hemen. Mayıs geceler gelmiş. Bu arada bir tane de Disco Simülatör diye bir oyun oynuyordum. Öğreneyim biraz videosunu çekeyim diye. Oradaki işletmenin adını da Mayıs geceler koyayım bari. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz hepiniz, hoş geldiniz. Selamlar, selamlar. Mayıs bekliyorduk. Selam, selam. Hep çalıştığım günlere denk getiriyorsun. Bu hafta zaten ayda yılda bir yayın açılıyor. Onda da sen çok çalışıyor olabilirsin belki. Aleykümselam Ömer Faruk. Hoş geldin. Aleykümselam Hasan. Şimdi fark ettiyseniz, fark etmemiş olabilirsiniz. Katıllarda bir 5 liralık fırıncı küreğimiz vardı. O artık yok. Onu öyle niyeyse onu öyle kapattım, sildim. Şak diye gitti. Haber edeyim. Onu da mı silsem acaba diye düşündüm. Ama onu bir sorayım dedim. Şimdi 5 neyse de 10 bir anda ey kardeşim olabilir. Bayramınız bu arada evet. Geçmiş bayramınız hepinizin mübarek olsun. Bayramdan bir gün önce de yayın açmıştık. Bayramda da açacaktım ben de denk gelmedi ya 2 gün boyunca. Lan Mayıs. Aleykümselam, aleykümselam. Selamlar, selamlar. Slime. Olmaz. Mübarek olsun. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Yayınlarda fakir istemeyen Mayıs. Ha ben o 10 lira şeyden 5 lira şeyden tutuyordum ya. Zaten onun bana bir getirisi neredeyse yok gibi bir şeydi. O hani rozet kazanılıyor ya. Bu yayınlarda yan tarafta bilmem kaç ay küreğin rengi değişiyor falan. Hani para vermek istemeyen ama rozet kasmak isteyen vardır. Onlar kassın diye öyle ellemiyordum onu. Duruyordu öyle. Ben zaten kanalı ilk açtığım zamanlarda o zaman belirlemiştim fiyatı. Enflasyonu öngöremedik ağam. Bir de onu güncelleyemiyorsun ya, otomatik iptal ediyor YouTube. Toplam hiçliğe inan. Hasan Emir bu arada balıkçı küreği grubumuza gelmiş, hoş geldin Hasan. Kesene bereket. Tam da balıkçı küreğini de silsek mi diye soruyordum size. Astronir duruyor, var bu arada bende. Ne oldu, zam mı geldi? Ha, zam gelmedi. 5 olanı direkt yok ettik. Zamsız silindi. Üfe tüfeye göre güncellenecek fiyatlar. Vallahi bizimkilerle konuşuyorduk. Dedim 5'i sileyim dedim. Zaten 5'ten toplam 100 kişi varmış, tamam mı? Ona baktım. 100 kişiden bana gelen, yani YouTube kesiyor, devlet kesiyor falan, 300 lira zaten. Yani şimdi hani 100 kişi olmuş olmamış. Oradaki o 300 lira o kadar şey değil ki. Oradan rozet kassınlar diye ellemiyordum. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir anda yayın gazına geldiysem siliverdim. Orada millet aylardır orada rozet kasan insanlar var. Ha yine devam edebiliyorlar katılınca da. Sonra gaza geldim dedim 5'i siliyorsan ha 5 gitmiş ha 10 gitmiş. Zaten bir fark yok ki. Onu da sileyim lan o zaman diye düşündüm de orada kendimi bir durdurdum yani. Balıkçı küreği sana bir kişiden getirisi nedir? İşte 7 valla 5,5-6 lira falandır herhalde. Üyelerin üyeliği gitmiyor ya. Yeniledikleri zaman kaldığı yerden devam ediyor ay olarak. Tabii belki iptal oldu tekrar aldı o bir ay havaya uçmuş olabilir. Anomali neden bu kadar gecikti? Anomali daha yeni çıktı ya. Çıktı geldik işte hemen. Alperen XC1 22 lira yollamış. Onu silme abi seviliyorsun demiş. Eyvallah. Onu bir de hediye abonelik atılıyor ya. O 10 silersem eğer 25'ten atılmaya başlanacak. O da öyle bir sıkıntı olacak. Yani mali raporlara bakıldığında
Çok da bir etkisi yok yayınların da. Ha, bir aralar vardı bu arada. Bir aralar mesela RimWorld videosu atıyordum. Bakıyordum ona böyle kaç ne kadar gelmiş diye. Mesela 10 lira gelmiş. O sırada yayında birisi 10 lira atıyordu. O kadar böyle diyordum ki ulan o kadar saat oynuyorsun, editliyorsun, uğraşıyorsun falan. Yayında birisi 10 atıyor hemen. Aynı şeye denk geliyor. Ne kadar saçma, ne kadar şey geliyordu, bir moral bozucu geliyordu. İşte şimdi videolar izlenmeye başladı ya. Hemen bir farklı 5 lirayı sildim hemen şak diye. RimWorld'un klasik serisi çok süre devam etsin. 5. sezon. 5. sezon kaldı öyle ya. Channel 4 Kuzey'de olacak bu arada. Selamlar Mürsel. Büyük harfler yazmayalım. Spam yapmayalım. Verbion bu arada balıkçı köle grubumuza gelmiş. Hoş geldin Verbion. Kesene bereket. Teşekkür ederim desteğin için. Yayın ne kadar sürer? Misafir gelecek de gittiklerinden sonra izlemeye geleceğim. Yayın bu arada 10.30'a kadar falan sürebilir ya. Ondan sonra benim dışarı çıkmam gerekiyor. Bir işim var. Oraya gideceğim. Yoksa ben zaten biraz daha uzun açmayı düşünüyordum da RimWorld'u. Slay the Princess adlı bir oyun var. Çok güzel bence videosunu. Onu şey varsa Discord'da oyun öneri kısmına atabilirsek Discord'dan. Oradan bakayım ya. Wowtafa da bu arada üyeliğini mezarcı kürey seviyesine yükseltmiş. Hemen. Eyvallah Wowtafacım. Farkımız olsun. Onu sileceğim değil şimdi. Şimdi abonelik hediye etme kalkmadı ya. Abonelik hediye etme duruyor. Kalkmış mı yoksa? Bilmiyorum ki. RimWorld'e Titanfall modu gelecekmiş. Gelsin. Senin işlerin de bitmiyor. İşin bu senin. Bu. Elimde olmayan sebepler. Zorunluluklar. Faltafa. Son 2-3 haftada çıldırdım zaten. Vallahi yayın açamadığım için o kadar önüme şeyler geldi ki. Aşırı sinirli. Başım ağrıyor şu anda mesela. Ucuz ya da ücretsiz tatlı strateji oyunu. Vallahi hiç. Bir tane Circle Empires diye bir oyun vardı da. Giderse biraz hastasına. Oyun treni bu arada balıkçı kürey grubumuza gelmiş. Hoş geldin oyun treni. Anomali çok pahalı. Anomali pahalı bu arada ya. 12,5 dolardan çıkmış. Ben key istedim. Mail attım. Bana atmadılar da ben istedim. Dedim böyle böyle kanal falan var dedim hani atar mısınız diye. Baktım 60'lara hiç beklemiyordum. Yoksa alacaktık. Şuradan küreklerin kralı. Dur bakayım nereye gittim ya. Ortama girmem lazım ya. Mending modu 1.5'ta çalışmıyor. Steam'de baya bir mod güncellenmemiş daha ya. Beni de üzdü bazı modlar. O kadar mod güncellenmemiş gitmiş Wall Light modunu yapan kişi güncellemiş. Hocam o oyunu eklediler be onu. Niye uğraştın ya? Yine bir mod yap da onu şey yapalım. Selamlar selamlar. Keşke TL zamanında ucuza alsaydım RimWorld'ü. Şimdi çok pahalı. Korsana mod yüklemek baya zaman alıyor. Onu işte 1.5'e bir de 1.5'e geçti ya şimdi. Abi o hepsi gitmiştir o korsan da. En baştan uğraştır. Biri bozulur, uyumsuzluk yapar. Oyun önerisi verir misin? Böyle inşaat olabilir, simülasyon olabilir, çiftçilik olur, yönetim olur. Valla Graveyard Keeper diyeceğim. Ben şu an Stardew Valley oynuyorum ya. Graveyard Keeper'ı bu arada yani İngilizce onun Türkçe yaması var mı bilmiyorum ama Graveyard Keeper benim daha çok hoşuma gitti ya Stardew'a göre. Bence daha eğlenceli, daha akıcı, daha başarılı geldi. Wall Light. Bir tane daha mod vardı. Şu ismin altında şey yazıyor ya. Silahların simgesi. O modun yapımcısına baktım. Onu niye güncellememiş diye altına yazmış. Benim işte modumda yaptığım her şeyi oyuna eklemişler. Artık bana ihtiyaç yok falan yazmış. Millet o 7'leri F'leri falan doldurmuş oraları. Graveyard Keeper'ı bitirdim. Miko. Allah Allah. Yani boşluğa düştüm. O kadar emindim ki Graveyard'dan şey olacağını. Valla inşaat, simülasyon, ticaret, RimWorld. Önerebilirim ya. Hatta şu ideoloji moduyla dinler falan ekleniyormuş. Din demeyelim de çarpılmayalım. Senin için iyi Steam oyunu. RimWorld diyebilirim ya. Artık kusacağım da bazen RimWorld'den. Abi benim durum bakayım bir dakika. Traveler Rest diye bir oyun var bu arada. Onun da videosunu çekecektim. O da aklıma geldi. Ha, Graveyard Keeper ve şeyin Stardew'un sağlam bir çakması gibi duruyor. Ama oyunsuz kaldım ulan diyenler varsa oynayabilir. Ben bu arada bir RimWorld'u açayım mı? Şöyle kendimi şu yukarı alayım. RimWorld açıl. Bu RimWorld de zor açılıyor ya.
Bak şimdi oyunun başlama ekranına girdi. Şimdi aşağıya alacağım chat'i ayırmak için. Sonra ağlayacak. Çalışamıyorum, görevimi durdur falan diyecek. Stoneheart. O da Rimworld. Rimworld like. Onu da oynadım. Aa hocam sizde de olmuyor böyle oynamadınız. Siz bizim Discord oyun öneri var. Siz oraya önerin de ben oradan bulayım oyun. 3 ay Rimworld oynamadım. Stoneheart Rimworld tarzı bir oynama ya. İyiyim Allah'a şükür. Neyse Guat sen nasılsın? 5 dakika sürüyor. O kadar sürmüyor da sürüyor yine girmesi ya benim. 6 ay oldu ama ben Korna abil 69 her yayına girerdim. Bazı sorunlar yüzünden katılamamaya başladım. Hoş geldin susturan adam. Sorunlarımız çözüldüyse ne kadar güzel. Bunu Discord'da oyun öneri kısmına atabilirsek oyun isimlerini. Çünkü ben yayından sonra bakınca unutuyorum da. Bannerlord gelecek. Dwarf Fortress'ın grafikleri beni kusturdu biraz. Bu DLC'nin ara çıktığı için. Çok hızlı geldi bu arada ha DLC. Stardew Valley devam ediyor. Rimworld mobil yok. Yok mobil. Zaten çok mobil uygun gibi değil. Katılı özel misal CK3 gelir mi? Aa bu arada evet. Ben katılıda bazı iddialarda bulunmuşum. Şunları yapacağım katılırsanız diye. O önemliymiş. Hiç haberim yok. Ben onları açarken YouTube bana soruyordu. Ben de rastgele attım. Mesela ne vardı? 50 liralık katılırsanız oyuna beraber oyun oynayalım falan gibi bir şey vardı. 100 lira katılanlara ayrı özel canlı yayın. 3 kişiyiz ama. Öyle şeyler vaatlerde bulunmuşum. Onları kaldıracağım. O vaatler için katıldıysanız hakkınızı helal edin. Bu kanalda zaten katılan kimseye bir ayrıcalık da hiçbir şey de yok. Öyle bir yer burası. Başladı yine yalan vade. Discord bu arada açıklamalarda var. Ünlem DC yazınca da geliyor olabilir. Bir deneyeyim bakayım ünlem DC yazınca gelecek mi? Sizin bayram nasıl geçti bu arada ya? Ben böyle evde oturuyorum. Biz bayram anlamıyoruz. Normal yatış günler gibi geçiyor diyenler var mı? Ben o bayramın ilk günlerini seviyorum ya. Bütün bizim kuzenler, muzenler, akrabalar bir araya geliyoruz ya. Sohbet muhabbet sarıyor. Alakası şu an nereden konuyu nereye getirdim bir anda. Yayından önce bunun hakkında konuşurum diye düşündüydüm bak hemen. Alakasız bir yerde sokuşturdum. Fortus gelecek mi? Gelebilir. Aleykümselam. Bunu oynayacağız. Memleket. Bayram. Köye giden, bu arada köye gitmek bana çok şey geliyor. Yani. 25 yaşındayım. Bazı yayınlar 25, bazı yayınlar 26. Hasta olan ben. Ben de tam bayramdan önce hasta oldum. Bir korktum. Dedim bayrama öyle girilmez. Üşütmüşüz dedim. Tehlikeli olabilir dedim yani. Sistemde 3070 ile Ryzen 7 5800X 16 RAM. Böyle diğerleri de normal düz SSD falan. Sana sormuyor Mayıs bana soruyor. Kimi? Ne kim ne sormuş? Ha yaş mı? Uğur yaş kaç? Pardon oğlum ne bileyim alındım bir anda. 98'liyim ben. 20. Insta var mı? Ne konuşuyorsunuz ya? Biri orada bir şeyler konuşuyor. Rimworld bende belirli modlar yüklenince kasmaya başlıyor. FPS modu bir tane Rocketman diye bir modu vardı da çalışıyor mu? Nasıl çalışıyor tam emin değilim. Anomaly'ye yayın öncesi bakmadım ya. Hiç. Sıfır bilgi. İngilizce bir de. Orada birazcık sıkıntılar yaşayacağız. Tam 2 yıl önce kanalı açtım. Yayınlarda demiştim ki yavaş yavaş ben bir İngilizce öğrenmeye başlayayım dedim. O zaman uğraşsana be adam. Şimdi öğrenmiş olurdun. Bundan 2 yıl sonra da aynı şey derim. Aleykümselam aleykümselam. O zaman oyuna başlayalım mı? Çok şey yapmayalım. Ha bu arada çalışanlar için bence iyi bu arada. Yani çalışanlar için izin olarak geçiriyorsanız ben de çalışan sayılırım da ben yine size göre yatabiliyorum. Evet. Stardew geldi. Bir asır sonra Terraria. Çalışanların bu arada özel sektörde verdiler mi 3 gün ya? A101'ler falan ilk gün açık oluyor. Biraz can sıkıcı geldi. Bu arada benim sesim niye bir sağ taraftan daha çok geliyor? Kendi sesimi de duyuyorum da mikrofondan. Şeyden kulaklıktan. Herif yakışıklıymış lan. O 1 kilo aldım Uğur. 1 kilo aldım Ramazan'da. Böyle bir şey yok. O kadar moralim bozuk ki. İlk başta yan ekranda kendimi gördüm OBS'ten. Moralim biraz daha bozuldu. Ses, müziği bir açalım.
Ben genelde duyamıyorum müziği. Videoyu çektiğim için. Oğlum bak benim bir taraftan ses daha çok geliyor. Bak canım sıkkın bu benim şu anda. İsim vermeyeceğim ya. Bayramda kız kuzenime strateji oyunu öğrettim. Neymiş? Bıkmış diktatör olmaktan. Diktatör benim de ruhumda var ya. Olduğum için olabilir. İş bankasında çalışıyorum ben. İzinliydim. Salı günü, çarşamba, perşembe, cuma full. Ha banka. Benim de bölüm bankacı bölümü. Sinekli. Kamu yönetimi mi okudunuz acaba? Yoksa iktisat mı? Basri bu arada 5 üyelik hediye etmiş. Eyvallah Basri'cim, kesene bereket. Aleyküm selam selam. Senin sesini bastırıyor müzik. Ciddi mi? Durun bakayım, benim sesimi bastırıyor müzik. Olabilir. Bak şimdi sesimi biraz açacağım ama cızırtı çok gelirse söyleyin. Gain'i açıyorum. Bak çok hafif açtım. Şu anda eğer bir cızırtı mızırtı olursa bana bunu çok açınca içeriden ses geliyor. İçeride konuşmaları falan da kaydediyor. Nasıl ruh hastası bir şeyse bu. Oyuna da bir türlü giremiyoruz. Şurada şeye sürtüp duruyor. Cızır cızır ses çıkarıyor. Böyle iyi. Tamam. Abi böyle cızırtı var. Sakın oynamayın. Optimus Biotech. Go kuzen go. Geçen birisi yayının altına şey yazmış. Yayın tekrarının altına. Boş muhabbetin bittiği yer mi ne yazmış. Zaman şeyi koymuş. Şey yok bu arada. Kendi ayarlama modumuz yok. Karakterleri sayısını falan. O yüzden 3 kişiyle başlayacağız. Bazı modlara gitmiş. Durun bakayım gelen mod var mı? Baksana abi modların çoğu yok ya. Wall Light'a bak güncellemiş. Hasta ya. Cızırtı yok. Güzel. Aleyküm selam. Çok alakasız bölümü. Havacılık okudum. İnsan kaynakları yönetimi. Ha insan kaynakları ise olabilir yine. Ben de bu arada liseye ilk girdiğimde yeniden yüklenebilir yapıyorum. Şimdi oyunu bilmediğimiz için hayatta kalma savaşı yapayım. Patlarız matlarız. Dünya büyüklüğünde 150. Dünyanın ismi Pompalı Tüfek. Çok iyi. Çok iyi. Türkçe yaması bozulmuş. Türkçesi bozulmuş falan diyorlardı. Ben girdim oyun Türkçe. Kirlilik çok olmasın. Ben liseye ilk gireceğim zaman puanım Eskişehir'de uçak mühendisliği lisesi vardı. Ona yetiyordu. Tabi ablam da hukuk kazanmıştı. O oraya hukuka gidecekti Eskişehir'e. Ben de uçak mühendisliğini yazdıracaklardı. Ben gitmek istemedim tabi. Uçak mühendisliği ne dedim ya. Teknik lise gibi. Salağım çünkü. Ben Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum demiştim. Sonra babam da şey demişti. Merak etme oğlum orada da kızlar var falan demişti. Ben de öyle potansiyel görmüş. Ilıman. Buralar ılıman. Buralar tropikal mi? Tropikal olmaz. Hasta ediyor ya bizimkilere. Ulan boşlukta başlayacağım bu arada. Çok ufak tepelerde başlayacağım. Hep dağın içine kuruluyorsun. Korkak muamelesi görüyorum. Hayır. Bu sefer rahat ortamlarda, açık yerlerde. Üçüncü bölümde, üçüncü yayında patlayayım da bir aklınız başınıza gelsin. Abi beceremiyoruz oyunu. Adını Kerkit koy birinin. İsim şey yapmayalım ya. İsim yapmaya başladık. Çok uğraştırıyor. Steam'den çok pahalıya geliyor. Onun yerine Epic Games'ten alsam modu Steam'den indirsem bir sorun olur mu? Kübra yapmak çok zor ya. Modlamaya başladığın zaman o üstüne 200 lira mı? Onu verirsen o 200 lira da değer bu arada. Çünkü modlamayı çok rahatlatıyor. Oyunda zaten belli bir yerden sonra full modlarla geçtiği için. Çekiliş olacak mı? Ne çekiliş acaba? 50 bin abone özel bir şeyler, size manevi bir hediyeler verecektim ve onları gitti yani. Oyun öneri kısmına video sunumu atacağız. Videosunu atacaksak YouTube'dan. Ha ismini atsan yeter ya. Ben ismini aratıyorum. Şimdi kendi ideolojimizi oluşturuyormuşuz. Bu arada bu da yok bende. Tamam mı? O yüzden buralar da yeni. Eğer varsa isimleri bilen. Şimdi İslam kökenli, Hristiyan kökenli yapmak istemiyorum. Sonra sıkıntı olabilir. Tanrılar yok. Sıkıntı. Buduizm soyu. Şimdi bu bir de bazıları bir şeyler giymeyi zorunlu yapıyor ya da giydiği zaman mutlu oluyorlar. Şimdi bu da Zeus, Mevus, bizim tanrılar yürüyorlar. Yıldırım atıyorlar şey herhalde. Ben bu soyu teist. Fiziksel formu yoktur tanrının. Aynı anda her yerdedir. Her şeyi bilirler ve her şeyi yapabilirler. Bilirler. Çoğul Eki hocam.
Onların iradesi evrenin ahlaki yapısını tanımlar. Şey yapabilirim bu arada. İğrenç bir şey yapabiliriz. Yapmak istemiyorum onu. Ama şeyler falan gördüm. Kadınlara tek eşlilik zorunlu ama erkekler sınırsız. Ve erkek önemlidir. Irk olarak. Bir de yamyam yaparız. Bir de kölelik onurludur. İdam gereklidir. Gibi şeyleri bir araya topladığımız bir millet kurarsak olur. O iyi olur. Kan emici mesela bak. Şimdi burada üstünlükçü var. Tamam bunlar köleliği. Mesela bak burada idam var diyor. İdam olur diyor. Kölelik diyor onurluca bir şeydi. Oğlum benim sesim çok sanki patlıyor gibi geldi bana yani. Şunu azıcık kısacağım. 100K olduğunda ne yapacaksın? Valla hiç şey yok. O kendi kendine geliştiği için o olay. Tam şey yapamıyorum. Bana normal geliyor. Uçak meslek mezunu mezun olduğu gibi Tayyi onu işe aldı. İşte girseydim ben onu da kesin işim hazırdı. Belki de böylesi daha hayırlı olmuştu ama bilemeyiz. Oğlum bunu 2-3 ay 100K olur iş. Zor da. Okulda beddua ettim çocuğu dövdüler. Bannerlord ya da Rimworld 5. sezon gelsin yoksa namaza başlayacağım. Ne oluyor lan? Ne alakası? Çok kısım, çok kısım fark ettim ya. Şöyle. Şöyle nasıl? Patlıyorsa benim sesim patlamıyorsa bir sıkıntı yok. Oyunun sesini biraz şuradan kısayım ya, tamam. Bazen böyle bir rahatsızlık veriyor şey de. Şöyle bir de mikrofon lazım bize. O şey lazım. Mikrofon liseden kalma. Rapçi olma hayallerimden kalma. Güzel, tamam. Bat bat bat. Bat bat bat. Pa pa pa. Patlamıyorsa iyi. Üstünlükçü olursam eğer kölelik var. Kölelik olsun ya. Zaten bu DLC'nin birazcık amacı o değil mi? Köle olsun yani. Suçlu olmak istemiyorum. Bireyci. Bu yaştan sonra da liberal mi olur? Şimdi her insan daha büyük bir bütünün parçasıdır. Bu da çok çalışmayı gerektiriyor bak. Bu da güzel. Herkes çok çalışınca daha mutlu oluyor. O da iyi. Bunu da ekleyeceğim. İnsan gelişimi teknolojiyle birleşmek demektir. Şimdi bunu eklediğimde biyonik parçayla değiştirince onlar büyük ihtimalle mutlu olacaklar. Bu önemli. Güçlü zayıftan almalı. Bak bunu istiyorum ama kazığa dikilmiş kafatası yasak. Ben köyümde kazığa dikilmiş kafatasları görmek istiyorum. O yüzden bunu alamıyorum. Köleliği de istemiyorlar. O da kötü. Bu nasıl bir şey anlamadım. Herhalde yerleşik hayat mı kölelik istiyor? İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir seri yapan mı? İkinci Dünya. Bir tane ekleyebiliyorsun abi. Yo, 4 tane ekliyoruz ya. Kendim özellikle seç dedim ya herhalde onda. Ekle sonra değiştirebiliyorsun galiba. Öyleyse alayım abi. Ha, neyi etkiliyor neyi etkilemiyor bilmiyorum da. Şimdi aşağı tarafta mesela yamyam var. Yamyam olak mı? İyice içinden çıkılmaz bir hale giriyor yalnız. Tam tersi kafatası koymazsan rahatsız oluyor. Ha bunu seçtiğimde. Ha kafatası yasağı engelliyor. Oo koy. Yükle abi. Kafatası var. Acı erdemdir. Mazoşist. Yamyam çok söz. Nasılsın abi? Inhuman ne? Inhuman da biz... Buna da bakmıştım yayından önce de. Mekanik bir tanrı var. İnsanlar onunla aramızdaki engel gibi bir şey diyordu herhalde. Herhalde full mekanikleşmek istiyor olabilir. Zemin koyunca mutlu olma özelliği olsa. Bak erkek üstünlüğü var görüyor musun? Erkekler üstün cinsiyetleri ve yönetmelidir. Bir de kadın üstünlüğü de var. Ama bunu yaparsak o kadar iğrenç durmaz. Bunu yaparsak daha iğrenç durabilir. Çiftlik sahibi. Yamyam kolaylaştırır. Allah Allah aleykümselam. Ritüelist bu neymiş? Çok hafif anladığım gibi geldi söylemek istemiyorum yanlış çıkar diye. Fabrizio bu arada balıkçı Gregor'umuza gelmiş. Hoş geldin Fabrizio. Kesene bereket sağ olasın. Tamam ya. Yamyam'ı da ekleyelim. Böyle bir şey alalım. Çok güçlü oldu yalnız. Üstünlükçü, transhumanist, akıncı yamyam. Ha mesela bunu eklesem. Şunu çıkarıp bunu eklesem daha az güçlü. Anladım. Anladım. Yüksek hayat ekle. Yüksek hayat nerede lan?
Egzotik ruh halleri iyi bir yaşamın merkezinde yer alır. Uyuşturucu kullanımı, flop şapka, tütün çemberi. Nereye geldik hocam? Uyuşturucu kullanmanın yasak olmasını engelliyormuş. İçeceğiz diyorlar yani. Of. Yeni DLC'ye ilgili hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Acı erdemdir, fazladan moral mi veriyor? Neyse şunu alayım ya. Bir de arada enteresan şeyler yaşansın da. Zaten zor olmayacakmış gibi yeterince. Şimdi bunlar özelliklerimiz. Tamam hocam, seçtik de. Buradan değiştirebiliyorum işte. Şimdi rol olarak rol ekle. Bak işte buralar. Buralar enteresan. Buraları çok aşırı kurcalamak da istemiyorum da. Şimdi idam gereken bir şeydir. Diyelim. Tamam mı? Sonra vücut modifikasyonu onaylandı. Zaten bunu değiştiremiyoruz herhalde. Uyku hızlandırıcı tercih ediyorlarmış. Kölelik onurluca. Kabul edilebilir değil, onurluca. Baskın saygın bir şey. Uyuşturucu kullanımını değiştiremiyoruz. Kullanacaklar artık. Yapacak bir şey yok. Erkek kıyafetlere bak. Bunları da değiştirebiliyorsun ha. Kadınların kasıkları ve göğüslerini örtmeleri gerekiyor mesela. Örtmezseler eksi yiyorlar. Erkeklerde de pantolon giymesi gerekiyor. Yamyamlık korkunçtur diyor. Peki. Mantar sevilmiyor. Mantar niye sevilmiyor onu anlamadım ya. Yesinler. Ölü bir insanı görmek endişeli bir şey değildir. Değildir aga. Biz burada kölelik diyoruz, mölelik diyoruz. Körlük iğrençtir, öyledir. Zor bir durumdur. Böcek eti iğrenç olsun. Diğer inançlar ne onaylanır ne de reddedilir. Doğru. Doğru. Besin ezmesini yiyorlar. Aldırış etmiyorlar. Ezme patates ezip veriyoruz ya. Arada birini idam etmen lazım yoksa eksi yiyorlar. Ederiz ya. Bediran bu arada bir üyelik hediye etmiş. Eyvallah Bediran. Gezene bereket. Kadınlar örtmesin yazmış birisi. Deri kazıma. Deri kazıma iğrenç mi? Kazığa dikilmiş şeyler serbest. Araştırma normal. Araştırmayı mesela çok hızlı yaptığım zaman ne oluyor aga? Yani biz artık çok hızlı araştırma yapıyoruz. %150. Çok iyi. Tamam onu alayım. Bu kolaylaştırdı lan oyunu. Bu niye böyle oldu? Kadınlarda ve erkeklerde tek eşlik olsun mu diyor. Olsun ya. Olsun. Çok eşlik var mıydı da bu oyunda? Ben hiç görmedim ki. İki kişiyle aynı anda evlenen görmedim yani. Kanala başka oyun videosu gelecek. Bu arada Infection Free Zone gelmiyor. Haberiniz olsun. Çünkü o bana beta'da yollamışlardı ya oyunu. Ben beta'da oynuyordum. Ben yine oynuyordum zaten oyunu. Ondan sonra bir anda oyun beta'dan çıkmış. Ben de save'ime giremedim. Hata verdi. Baştan başlaman gerekiyor dedi. O kadar da oynamıştım. Videosunu çekmiştim. O yüzden Rimworld yayınından sonra onu yayında oynayalım dedim. Çekirge çevirmeyecek miyiz şimdi? Maalesef. Fabrizio da bu arada bir üyelik atmış, eyvallah Fabrizio. Kesene bereket, sağ olasın. Yalnız bir 5 aydır yemiş, gene beleşçi bir şekilde geçiniyoruz demiş. Şimdi rol eklediğim zaman bunları ekleyemiyorum herhalde. Sadece din adamı, yakın dövüş uzmanı, araştırma uzmanı ve lider var. Ritüellerim arasında bütün çembere. Evet. Gladyatör düellosu, gökyüzü fener festivali, cenaze töreni varmış. Şimdi bir dans partisi eklenir. Bir dans partisi eklenir. Ondan sonra sembol yakma ne bilmiyorum. Sosyal festival falan diyor. Çok da abartmayalım şimdi, bu gerekli bir şey falandır. Binalarımız. Yani bu enteresan binalar var. Büst. Kurban bayrağı. Küçük heykel de eklerim. Kalıntılar. Silahlar. Saygı duyulan hayvanlar. Böyle bir şey yok abi. Ben niye çinçiliğe saygı duyuyorum ki? Saygı duyulan hayvanlar çok karşılaşmadığım hayvanlar olsun ya. Kestiğim zaman onun moralleri bozulacağı hayvanlar olmasın. Beating the best. Hoş geldin kardeşim. Fareye saygı duy. Fare. Niye? At olsun at. Atı kesmem ben, evet. Şunu da kaldır lan. Hani istersem kaldırabiliyorum. Ata saygımız var. Ötüken ruhundan geliyor. Şimdi tercih edilen giyim. Oy.
Tercih edilen giyimi kaldırayım mı ya? Ama bunu giydikleri zaman mutlu olacaklar, değil mi? O zaman aga, ben bunlara tercih edilen giyimlerine şu ceket vereyim ya. Suit ceket. Düz ceket yok mu? İlla suit mi ceket olacak? Tam da bilmediğimiz için şimdi biraz da o kadar zor olmasın. Suit ceket rahat. Suit ceket kuvvetli. Bunların farkını bilmiyorum. Rahat olsun. Bu rengi de bu olmasın ama. Abi rollerin zorla kıyafetleri var. Onu ayarlasan iyi olur. Rollerin kıyafetleri mi var? Klop şapka. Ha. Şimdi rollerin kıyafetleri ne? Mesela bu adam lider. Bu adam lider olacaksa bu adam yüz maskesi giysin. Böyle bir özel bir özelliği olsun. Üstüne bir de otorite şapkası giysin. Yüz maskesiyle giyilmez. Tamam mı? O zaman otorite şapkası giysin. Bir de suit ceket giysin. Tamam, bu kadar. Din adamı. Din adamı burka ve flop şapka giyiyormuş. Giysin bir aga. Yakın dövüş uzmanı. Yakın dövüş uzmanı da pelerin giysin. Oğlum bunlar havalı gözükür ha. Bu ne hocam? Sen ne giyebiliyorsun? Sen de şu melon şapka giy. Alakasız bir şekilde araştırma uzmanı olduğun için. Melon şapka. Ve sana ben beyaz ceket ayarlayacağım. Tamam mı? Sürüm 1.5, evet. Tamamız galiba, başlayalım artık. Suit ceket giyim isteği din adamıyla giyim gereksinimleriyle örtüşüyor. Şu mu? Aga ne yapacağız ya? Bu adamlar o zaman rahat kot giysinler abi, bizim kolonidekiler. Tamam, bir de rahat kotu giydim mi abi? Üstüne bir tane de gömlek gider. Bir de rahat gömlek gider. Hadi bak. Başlıyorum o zaman. Şimdi bunları ayarlama kısmı da yok. Vinolop Bey bu arada 20 üyelik hediye etmiş. Eyvallah Vinolop Bey. Kesene bereket. Teşekkür ederim desteğin için. Zırh ceket verme, zırh giyince çıkarıyor otomatik. Aa. Ceketi ben kime verdim? Ayarlayabiliyor muyum? Dur bakayım. Ha, bunlara ceket verdim değil mi ya? Bunların ceketini çıkarayım abi. Bunlara zırh giydireceğiz çünkü. Böyle şapka giyin abi. Herkes şapka. Pelerin. Sen ne giyiyordun lan? Burka. Eyvallah Vinolop Bey. Kesene bereket. Binolab peşinde 20 üyelik, hatta adamın da ismini veremezsek ayıp olur. Bunları yalnız rastgele seçmek durumunda kalıyoruz. Tarım çok iyi, tıp çok iyi, madencilik çok iyi. Ne diyorsun ya? Kaç yaş? 41. İnşaatının iyi olan birisi lazım bize. Of. 24 yaşındasın. Çok iyi geldi. Bu araştırma yaparım. Gerekirse savaşırım diyen biri var. Şu anda kolonideki her şey çok iyi gidiyor burada. Gayet iyi abi burası. Harbiden gayet iyi. Reis başlar artık. Yeter daha, başlar artık. Selamlar Görkem. Chat editör modunu indirirsen kolonistleri ayarlayabiliyorsun. Ha, cheater editör. Bunun kendi modu vardı ya. Vinolop be, seni buraya veriyorum. Yine lop be, böyle yazılıyor değil mi isim? Normalde şey yapmıyoruz da böyle de şey oluyormuş gibi oluyor ya. Paratın isim vereyim gibi oluyor da öyle değil. Ortaçağ çiftçilik şeysin. Başlıyorum. Bak, savaşan iki kişi var. Az ama yetersiz değil. İnşaat yapabilen iki kişi var. Madende bir kişi var. Tarımda bir kişi var. Tıpta bir kişi var. Tıpta iki kişi var hatta. Gayet iyi. Her geldiğinde biri abonelik hediye ediyor demiş Mithat. Ne kadar mis gibi işte. Başlayalım. Hadi bakalım. İdeoloji var, royalty var, biyotek var, anomali var. Ortalık biraz karışacak yani. Hiç gerek yok Mayıs. Olsun. Şey gibi sanki önemli bir şeymiş. Şimdi dağ olmadığı için, dağ olduğu zaman en iyi savaşanımız kim hocam? 10. Sen gel şu silahı al. Adamlar şeyle, sigarayla geldi ya. Ama kitapla falan geldiler.
Neye şöyle? Bunları bir Türkçe çevirip çevirip bakmam lazım arada bir. Ufak bir zaman kaybı olacak bu aralarda ama. Yakın dövüşü aslında verebilirdim birine de neyse. Şimdi sen yavrum şunu giy. Sonra da gel bunu giy. Bir de şu kurşun geçirmez pantolonunu da giysen. Sen bizim savaşçımız olsun kayıp. E bunların yanında mantar gelmiş. Hani mantar yenmiyordu bizde. Hani öyle bir şey vardı. Burak Yüksel bu arada 10 üyelik hediye etmiş. Hayda, eyvallah hocam. Kesene bereket sağ olasın. Şimdi o zaman Sky'ı da Burak yapacağız. Çok şey istekli gibi oldu ya. Neyse. Neyse. Olur. Fatih de bu arada 7 aydır yemiş. Yayın kaydı olacak mı May sevgiler? Yayın kanala tıkladığınızda yayın tekrar oynatma listesi var. Bir de canlı yayınlar var. Oralardan şey yapabiliyorsunuz. Yayınların hepsini tekrar izleyebiliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir seri şey gelebilir. Neydi onun adı ya? Odun var değil mi bizde? Odun verdi mi bu yanımızda ya? Niyeyse göremedim odun ama. Oyun adı neydi ya? This War of Mine. Şimdi şuraya 1, 1, 2, 3 tamam. Yani şuraya bir kapı atılsa. Böyle yataklar falan atılır. Tamam. Burayı inşa edecek misiniz? Etmeyecek gibi duruyorsunuz. Ha, odun burada varmış. Tamam. 300 tane odunumuz var. Şimdi sadece amaca hizmet. Sadece gereken şeyleri yaparak hızlıca ilerlemeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş geçmesin oyun. Stardew Valley gelecek bu arada. Yaz ayı. Her mevsim mevsim geliyor. O yüzden o uzun sürer biraz. Kanalı da bir tık öldürdü ama. Masa. Ha güzel masalar gelmiş lan. Bunlar ne böyle? Bir özelliği var mı masanın? Ha, zaten şekli değişmiş direkt. Var olan masam da gitmiş. Olur ama. Ya, sandalye değişmemiş. Sandalye de değişeli değil. Şurayı da bir kaldırın şimdi geçemezsiniz falan. Bir de size ne lazım? Size yatak lazım. Şuraya da şöyle 3 tane yatak atın. Burayı da depo olarak kullanın. Tamam hadi bak. O zaman iyi yayınlar, bu seri yanar demiş Fatih. 22 lira olmuş, eyvallah Fatih. Kesene bereket. Benim sevdiğim evli adam kolonide metres yaptı. İdeolojide mi ama yoksa oyunun kendisine var mı? This War of Mine eğer oynamadıysan DLC'lerini tavsiye ederim. Normal modunu sevmedim ben ama DLC'ler efsane o. Onun DLC'si var mıydı ya? Ben onu böyle bir tane oyun gibi görmüştüm ya. Sanki gelişmiş versiyonum öyle bir şey vardı ama. Şimdi buraya 7x7 de bir pirinç çekelim. Serisinde yemeğimiz bitince çünkü. Sonra çok abartmadan iki tane de şuraya. Aa, bu şurada bu arada daha verimliydi değil mi bu topraklar ya? Ben burada ekeyim o zaman onları. Pirinci burada ekmeyelim de hocam. Bunu nereden siliyoruz lan? Yürü git. Kaldır. Simge değişmiş bir anda korktum bulamadım. Şunu da kaldır. Şuradan pirinç. Ben niye her seferinde bulamıyorum? Burası verimli toprak değil miydi ya? Ha gübreli. Tamam. Yürüme hızı düşük ama ekme şeyi ekinler daha hızlı büyüyor. Burada patates ekelim. Biraz dikine bir şey oldu ama. Bir anda çok tarımı abarttık ya. Pamuk ekeceğiz ama bir de bitkisel neydi? İlaç da lazım bize. Şifalı ot da lazım. Onlara eki verin. Bizim bir tane bahçıvanımız şeyimiz vardı. Hocam sen birsin. İnşaatta 7 diyor, 6 diyor. Senin inşaatın daha yüksek olsun. Çocuk bakımına gerek yok. Senin de madenin daha yüksek olsun. Ha, senin inşaatın yüksek olsun. Senin madenin yüksek olsun. Tamam. Hoydor 4 çeker misin? Bir gün gelecek çok şey çünkü ya. Hoydor 4 çok duyuyorum. Gerginim İsmail, çok kalabalık. Neyi kalabalık? Maden kazma özelliğini kullansana bir kere. Ha şey mi? Toplu kazma olayı mı? Böyle tıklayınca toplu kazıyor ya. Ama şimdi önümüzde işler varken bize engel olur. Durmadan madende kalırız. Zaten eksiyiz.
Reis Kick'te yayın açacak mısın? Ha vallahi hiç düşünmedim ya. Kick'te bizim Sasu yayın açacaktı. Onun için hesap açtım ben de. Ona takip edebileyim onu diye. Bannerlord da gelecek gelecek. Sabır. Selamlar Serdar. Zemin zemin. Ya Türk. Vallahi haklısın. Zemin modum gitti ben ya. Ona çok kötü moralim bozuldu var ya. Baksana sadece şu zeminlerle. Bu zeminlerle bu hayat nasıl geçecek ya? Rekreasyon da lan. Bu ne? Eğlence mi demek istiyor? Hepsi gitmiş. Tamam, kaplıca modu güncellenmiş. Ben buradayım. Buradayım be, burada. Boyu 4 sarar abi, oyun ciddili sarıyor. Osmanlı alıp bir dünya savaşı kazanmak. Ya onu öğrenmek çok zor geliyor ya. Bir de Crusader Kings gelecek daha. Selamlar Hüseyin, hoş geldin. Bu seri kaçıncı bölümde biter? Valla gittiği yere kadar da ben patlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada bunlar simgeleri mi değişmiş lan? Patates böyle miydi? Pirinç böyle miydi? Ben bir tane mod kullanıyordum ya. Mod yüzünden de değişmiş olabilir. Orijinalini görünce bir şaşırmış olabilirim. Sen de ek be hocam. Sen hasatlama da sen de ek. Adam tek başına takılıyor Winner'a. Yazık değil mi? Polonya'ya katılabiliyoruz mu? İsim vermiyorum ya. Sadece bir şey bağış gelince onlara jest olsun diye şey yapmıştım. Antik cheat. İsim veresek çünkü chatten çekiyoruz falan. Çok zaman alıyor. Bunlar da böyle boş boş oturuyorlar şu anda. Şuraları kazın hocam. Kazın. Ek bu arada balıkçı küreği grubumuza gelmiş. Hoş geldin yumurta. Ek yumurta bu arada Steam'de yumurta oyunu çıkmış. Oynadın mı? Çok fazla inceleme almıştı. Ulan bu neymiş diye baktım. Dünyanın en anlamsız troll bir oyun herhalde. Bir yumurtayı seviyorsun. Şekil şükül değiştiriyor falan herhalde. Etrafa bakabilir misin? Etrafımıza bakalım. Burada çeliğimiz var. Ha araştırma şey atacaktım. Ben de diyorum ne atmayı unuttum ha. Basit araştırma. Tam buraya bak. Lök diye oturdu görüyor musun? Kedimiz varmış bir de. Beyaz kedim de. İsmini o zaman Yoda yapmayayım ya. Benim gerçek kedimin adı Yoda. Oyunda ölür mü ölür şimdi. Garip inanışların başlar bir anda. Bileşen var. Çelik var. Çelik var. Arabalar marabalar var ha. Enteresan. Ben bu hareket ekranı çevirince döndürüp durunca burada gümüş varmış. Sizde çok kumlanma oluyor değil mi ya 1080p yüzünde. Bir dahaki yayınları 2K açayım da bu kumlanma olmasın daha net olsun. Ama mesajlarınızı bir 15-20 saniye geç görürüm. Zaten geç görüyorum o yüzden onu da anlamayabilirsiniz. Odunumuz bitmiş. Hemen serisinden bir doğayı bir şey yapalım. Selamlar Shadow Emir, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Help Kart. Kedinin adı Desperado. Desperado olsun. Kedi bir kişi olduğu için. Nasıl bir Desperado bu arada? Enteresan bir Desperado oldu. Caps Lock'lu. Biri buraya pantolonunu çıkarmış. Şimdi siz. Kıyafet, düzgün kıyafetten dolayı üstün yaşam kaçırıldı. Bilincimi değiştirmeliyim. Bu kadar uzun süre ayık olmak doğru değil. Bunlar yayo istiyor. Bunlar yayo istiyorlar. Araştırmada bu arada AQ'ya gideceğim önce ya. Çok savaşmamız gerekebilir. Güzel silahlara ihtiyacımız olabilir. Önce AQ'ya gideceğim, ondan sonra yayo'ya gideceğim. Bizimkilerin inanışından dolayı gerekiyor. Hatta bizimkiler işte yayo'yu araştırana kadar buraya da psikoid bitkisi ekeyim de. Sonra bir anda patır patır yayıyor basmaya başlarız. Çölde yüzgünün devamı gelecek. Çölde olmayabilir ama şeyde olacak yani. Dört karakterin bir araya geldiği bir şey olacak. Onu da anomaliyi devreye almam bu arada. İdeoloji de almayacağım da. Araştırma kısmında anomaliyi açsana. Araştırma kısmında anomali var mı? Ha, varmış. Burada bir şey yok. Bu büyük ihtimalle şeydir. Yaratıkları önce öğreniyoruz ya. Öğrendikten sonra araştırma geliyordu. Yeni bir mod rehberi. Ama biraz beklemek lazım. Hangi modlar güncellenecek, hangileri güncellenmeyecek bir görelim de. Hocam şu alanı bir genişletelim. Yani şimdi ekinler ekiliyor. Araştırma yapan var mı bizde? Var. Kim bizim araştırmacımız? İyi hocam sen araştır. Dark Study neymiş lan? Bu ne?
Ha, bu anomali şeylerini araştırmak mı olabilir? Yamyam olacak mısın olsan ne iyi olur. Yamyam yapmadık ya. Yamyam özelliği var da bilerek seçmedik. Şimdi siz boşta duruyormuşsunuz gibi geldi bana. Olmaz. Olmaz. Odun kesin. Sen kesmiyorsun da. Burak sen necisin? Madencisin. Sen maden kastı o zaman ya şuralara. Hatta bak şuna bastığımız anda buradan full kasacaklar. Bizim bir eğlence şeyi lazım bize. Şunu atalım. Güzel. Sıcak bir ortam. Mutlu mesut. Silahlarımız var da bizim güvenlik ihtiyacı barikat. Şu barikattan atayım. Kalıcılığı araştırmadığım için şey atamıyorum. Neydi? Kum torbası atamıyorum. Vinerop ve kalp mi attı? Kime? Aha. Bu nasıl okunuyor bu ya? Kalun. Kalp atılmış hemen. Flört etmeye çalıştı. Asgari düzeyde yanıt almış. O da yeter hocam. Asgari düzeyde bizim gibiler için. İyi oyunlar ama seni buralarda görmek süper. Yeni güncelleme çok zorluyor ama sen halledersin. İnanıyorum çok iyi yerlere geleceksin kardeşim. Sevgiler Rimworld Lobisi demiş 220 lira yollamış. Eyvallah Kickstar. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Sağ olasın desteğin ve manevi desteğin için. Yürüyoruz. Net. Elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Rimworld şey olarak aynen. Sen kimsin hocam? Senin dinin mesela bizden değil. Ha, diğer dinleri de görebiliyorum, değil mi? Mesela bunlar çalışmacılarmış. Çocuk işçiliği var diyor. Oo. Çocuklar çalışarak karakter geliştirirler. Ha, bu mesela şeyle biyotekle bağlantılı mı geliyor yani bu? Hem biyotek hem bu varsa. Mesela bunların dans partisi, sosyal mosyal. Bunlar birazcık daha ponçik takılıyor herhalde. Erkek üstünlüğü. Aa, geldik. Geldik, bizimkilerden birine geldik işte. Üstünlükçü erkek üstünlüğü var. Kadınlar tamamen örtünüyor. Erkekler 4 veya daha az eşi olabiliyormuş erkeklere. Peki. Akü araştırması tamamlanmış. Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Kızıl tilki desperadosu avlıyormuş. Uyuşturucuyu ara. Hocam şuna bir saldırın bakayım. Aga. Aga saldır şuna. Sen ne izliyorsunuz lan? Bizim kedi stanladı da kedi olduğu için. İdeoloji artı biyotek. O ikisini de beraber çalışıyor değil mi? Çok iyi o zaman. Kedim iyi misin kedim? Sana bir hayvan yatağı yapayım da git yat. Bebek uyku yeri. Hayvan yatağı buraya gel. Hüseyin balıkçı küreğimizi... evet. Evet. Katıl aboneliğim iptal olmuş. Neden anlamadım. Ay Kickstar 5 liraları sildiydim ya ben. Silince o gitmiş olabilir. Fırıncı küreği var ya. Ona bir güncelleme atacaktım da o yüzden. Ama şeyden devam ediyor herhalde ya tekrar katıldığınızda. Umarım silinmiyordur bu arada. Siliniyorsa çok üzülürüm. Aylar yani. Böyle bir şey olmuyor diye hatırlıyorum da ben. Hüseyin bu arada balıkçı küreği grubumuza katıldı. Teşekkürler Hüseyin. Bizde niye mantar var? Oyun başı rastgele yanlarında eşya veriyordu ya, o yüzden olabilir. Odunları mesela ne zaman taşıyacaksınız? Hocam sen... Aa, ne oluyor? Soyguncu ile karşılaştırdı. Leon sen bir hırsızsın çünkü kalbimi çaldın dedi herhalde. Olabilir. Olabilir. Ama katıl olmuyor. Denedim olmadı. Allah Allah. PC'den zaten olması lazım ya. Şimdi erkek üstünlükçüler var. Suçlu, misyoner ve yüksek hayat. Bunlar da hocam biz paranın peşindeyiz. Kaliteli bir hayat istiyoruz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Eğleneceğiz. Ve insanları da ikna edeceğiz diyorlar herhalde. Öfkeli tavşan. Öfkeli tavşan geliyorum. Şunu bir halledin de ya. Biz şunlara bakıyoruz. Akıncı, karanlıkta yaşıyorum. Tünellerde yaşıyorum ve akıncıyım diyor. Bunlar da kapalı alanlarda takılıyorlar. Bazen millete saldırmaya gidiyorlar. Bunlar da güzel. Bunlar da güzel. Spoiler olmasın da etrafa baksana dikkatle. Nasıl etrafa?
Dışarı haritaya atarsan ne yapmalıyız? Geri geliyor ya. Dışarı haritaya çıkmıyor herhalde. Askerlik bedelli mi? Uzun dönem yazacağım da çıkarsa inşallah. Şimdi bunlar üstünlükçü ve doğa önceliği. Bu çok ikisi tutmuş mu? Bir de köleciymiş bunlar. Bunlar hayvanlara mı önem veriyor? Hayvanlar da insanlar gibi haklara sahiptir. Ha bunlar vegan. Vegan mı oluyordu? Vejetaryen mi oluyordu? Baskın yapmak gerekli. Masum hayvanları öldürmek, hele onların etlerini yemek aman aman diyorlar. Üstünlükçü ve akıncı. Tamam. Sadık ve çok çalışmacı varmış. Sadık ve biyo şeyler ve insan önceliği varmış. Peki. Arada çok şey yok ya. Şunların bir kökünü kazırsak. Şunun. Tamam, diğerleri kendi derdinde abi. Ben şunu da. Diğerleri tamam. Diğerlerinin sıkıntısı yok. Selamlar. Ortaya bak, yeni DLC ile ilgili bir şeyler var. Şu mu? Antik savaş. Ya şimdi yeni DLC bir şey aktif edince mi gelecek haritada? Biotech gibi. Bilmiyorum ama o varsa öyle bir şey, onu aktif etmeyeyim ben şu an. Şimdi bizimkiler madenini yapıyor. Bunları ektiniz. Bunlar büyüyecek. Şimdi bizim akü odası yapmamız lazım. Onun için de taş yontma yeri gerekiyor ya. Harbi taş yontmamız lazım. Şimdilik odun yapalım. Çünkü hızlanalım biraz istiyorum. Köyü de bu arada garip bir hal alacak ama. Şuraya bir rüzgar enerjisi atarız. Şöyle bir şey olur ya. Biraz kapısı olsa. Ne kadar çok çelik varmış ya. Kaz bitmedi. Bütün şeyi açtık yani. Hocam kaç yıllık oyuncusun onu görmedim deme şimdi. Neyi görmedim ya? Bu arada benim oyunculuk çok sıkıntıydı ha. Ben oyun oynayan biri değildim o kadar. YouTube'a başlayınca biraz yeni oyunlar keşfetmeye başladım. Bunlar çok uğraşasım yok. Fraksiyon. Fraksiyon adımız. Modlar ücretli mi? Yok ya, modlar ücretsiz. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo'cuyum ben. Bizim klasik kürek land. Kürek diyarı yapayım bu sefer. Göz. Epic'ten indirdim. Mod nasıl yapıyorum? Valla RimPy diye bir mod varmış sanırım, modları güncelleyen ya da yerleştiren. Birleşmişler. İlknur çok kötü bir isim bu arada. Yapacağım o yüzden. Birleşmişler. Gerçekten. Karabük. Eyvallah Berkant, hoş geldin. Asırga kasabası. Aklıma şey geliyor ya. Çocukken Gladiatus diye bir oyun oynuyordum internetten. Hatta bir ara Gladiatus duruyorsa beraber başlamamız yok mu? Chat'te şu an kaç kişiyiz abi? 317 kişi miyiz? Bayağı varmışız. 317 kişi hep beraber Gladiatus'a başlıyor muyuz? Şu browser üzerinden oynanan bir oyun. Şuraya 2 tane, 3 tane yeter. O Gladiatus'ta benim ismim Sadakat'tı. Evet. Sonra MHS ne oldu? Bir de arada The Zenke diye bir hesabım vardı. Multi kullanımdan ban yedi o. Allah Allah, neden acaba? Çocuk işte. Aa, şey mi oldu o? Zaten öyle değil miydi ya? Para veren öne geçmiyor muydu? Yakut makut alıyorlardı. Buralarda ne depo yaptım be? Pay to win. Aleykümselam. Oyunu mu korsan indirsen? Mod yapmak sıkıntı olur ya. Yoksa bu oyun çok rahat bulunuyor korsan da. Bilecikliler. Eskisi pay to win sayılmıyor düşün. Allah Allah. Onu oynayan var mıymış da ya? Kaç kişi oynuyordu zaten? Siz oynuyor muydunuz onu ya? Etrafa dikkatli bakar mısın, onu görmezsen içim kalır. Oğlum ben neyi kaçırdım şu an acaba ya? Neyi kaçırdım diye merak ediyorum ya. Bir şey görmedim herhalde. Bu arada senin neyin var yavrum? Sen niye sinirlisin? Bunlar bir şey içmek istiyor ya. Hafif acı içinde. Karanlık, uykulu, çok aç. Sizin yemek mi bitti? Yo, yemeniz de var. Aşağıda. Aşağıda nerede ya? Ne var acaba? Sabah olsun da bir gündüz gözüyle görelim.
Göz doktoru. Ulan ne oluyor lan? Ne görmedim acaba ya? Bazen gözüm benim görmez. Harbi tutulurum böyle yani. Neyi kaçırıyorum acaba şu anda? Söyle lazım. Söylesene. Sabah olunca bak. Beni mi trollüyorsunuz şu anda? Kız aç aç. Tercihen yemiyor herhalde. Ne demek tercihen? Ne bulduysan onu yiyeceksin. Reis surda surda gör. Şurada şurada. Gör artık ya. Ya bırak beni yiyorsunuz şu anda. Hiçbir şey yok. Detaylı bir analiz yapıyorum şu anda. Tarama yapılıyor. Arabaları diyorsanız yani arabalarda bir şey yok. Onları gördük. Onlar düz parçaladığında kaynak verecek şeyler. Eski boru hattı. Yuh be. Ya beni. Beni trollüyor. Ayıp. Yaşlıyız diye. Araba değil. Hoş geldin Ekrom. Balıkçı kreğimize gelmiş. Kreği grubumuza. Bazen cümle de kuramam. Bunu da parçalama. Ulan ne var burada ya? Ne var ya? Koca monolit. Oğlum ciddi misiniz? Koca monolit. Nerede lan? Harbi kanser olacağım. Haritanın ortasında. Şunu demiyorsunuz herhalde ya. Bunlar şey çünkü normal var olan şeyler. Bu da değil. Bunu belki parçalayınca bir şey oluyordur da. Burada Biotech'in şeyi var. Şey yok. Merhabalar. Neyse görürüm ben zamanla. Şey yapmayız. Denk gelir bir yerler bir yerde. Hoş geldin kardeşim. Köle olmak ister misin? Ama idam da etmemiz gerekiyor birilerini. Kölelik de onurlucaydı halbuki ama. Köle möle alırsak onu diye. Şuraya bir yapmaya başlayalım. Şunu bir karşılayalım da. Buraya bir gelin bak. Bu sen niye bu kadar tribe girdin ya? Bütün bağımlılığı varsa anladık onu da. Monolit sol altta. Oğlum yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Şunu diyorsunuz bu değil. Biraz oynadıktan sonra gökten düşüyor. O değil. Yavrum sende bıçak kalmış. Bu eleman gelmeyecek. Siz bir takılın da sonra siz de tribe girmeyin bari. Hah tamam kız düzelmiş. Kaleon. Monolit var aynı. Monolit sonradan geliyormuş. Aa bizim pirinçler toplanmaya başladı. Kira bu arada balıkçı küre grubumuza gelmiş. Hoş geldin Kira. Sana bereket. Şükürler desteğin için. Şu araya niye girmiyor sen? Birbirinizden ayrı durun. Sen neyle geliyorsun? Bıçakla. Şimdi sen önde dur. Ulan bu herif nereden? Bu taraftan dolandı geldi bir anda çıktı karşımıza ya. Kapıyı açtı bir tane ruh hastası. Şöyle koştursana peşinde. Aa. Kediye saldırdı. Neyse senin değilin de. Ya Winnerop'ye yatırır matırır şimdi. Öldü mü bu? Öldü. Kediyi de bir tedavileseniz. Yanında iki tane de sigara getirmiş. Tütün ek. Şey ekmiştim ya. Psikoid bitkisi ekmiştim de. Tütün de ekilebilir. Tütünü de araştırmamız gerekiyor muydu ya? Hatırlayamadım şimdi de. Koyu çayı araştırıyoruz. Şimdi tamam bu bitti. Bu bitti. Yayo'ya geçelim. Taş yontma. Taş yontmayın. Çok zaman alıyor. Aa kedim öldü lan. Üzdü ya. Biriyle bağın var mıydı? Kedilere göre bir hayat değil. Şuraya bir yatak atalım. Sonra güç. Bize şu an rüzgar. Rüzgar. Rüzgar tribini lazım hocam. Bundan atacağım da şimdi birisi saldırıya geldiğinde direkt bunu parçalayacak. Parçalasın ama ne diyelim. Evet. Gizli. Gizli.
Yer altından geçen kablolarımızı attık. Modlardan çalmamışlar gibi. Oyuna başlarken kaç kişiyle başlamak daha mantıklı? Valla bana 5 gibi geliyor ya. Siz artık ceset görünce moraliniz bozulmuyor değil mi? Çok iyi oldu o ya. Valla oyunun bazı saçma şeyleri vardı. Bu ideoloji altında bu saçmalıkları. Ama götürün bunu da buradan. Ortada da durmaz. Tilkiyi de buraya niye attınız? Koku yapıyordu orada. Mahkum adres, kölemiz akciğerden gitmesin yani. Ne kadar oldu? Aa, yeni başladık sayılır. Kedim bile yok, anlıyor musun? Sokakta çok ya. Yakala bir tanesini alır. Binolopya bu arada 10 üyelik daha hediye etmiş. Eyvallah hocam. Sene bereket, sağ olasın desteğin için. Anomalinin olayı ne? Anomali yeni düşmanlar ekliyor. Ama çok daha güçlü, çok daha karmaşık, savaşması daha zor düşmanlar. Geziyor dedi. Kim geziyor? Öz kölem gelmiş. Hocam senin din... Aa, sen benim düşmanlarımdan birisin yani. Seni ben yakalayacağım. Nasıl karakterin? Of. İnşaat yaparım, maden yaparım diyor. Köleyim diyor yani. Önce mahkum olacak o. Sonra da köle olacak. Minoröp'te bakan oldu mu? Romantik. Buna niye kimse bakmadı ya? Tıpınız mı yok sizin? Doktorsun sen Burak, kendine gel. Hemen şurayı tedavileyelim. Bana gelmedi üyelik demiş de gelmiş. Dönme dolap dönme be. Beleş köle gökten geldi ya bir anda. Ballı kahvemi yaptım. Ballı kahve. Hiç denemedim. Ballı süt duymuştum da. Şuraya bir gelelim. Bunlar ne böyle ya? Antik mega top platformu. Ve sosyalliği yüksek olan kim var bizde? Kaleon, bunu bir tutuklasana be. Olmadı. O zaman onu döveceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Yakından döv de ölmesin. Bıçağı da çok derine sokmayın. Güzel. Senin durum 4 saat içinde ölürüm ben diye. Ölmezsin, ölmezsin. Bir kişi Randy ve en zor modunda oynasan. Ha, en zor Randy de en zor bu arada çok uzun süre gitmez ya. Çok hızlı bir şekilde hayvan gibi saldırı yolluyor çünkü. Monolit geldi bak. Aha, geldi işte. Bunu buradan inceleyeceğiz yani de ben şu anda girişmek istemiyorum bu işe. Savunmayı en azından biraz savunma yapayım da ondan sonra. Yarın yayın olacak. Olacak demişsin zaten. Bilmişsin olacak. Durumu bakayım. Tamam. Düşmanlar geliyor mu hemen? Bilmiyorum ki. Geliyor mu acaba? Abi ölüleri canlandıran yağmurlar var. İyi anlamda mı canlandırıyor yoksa zombi olarak mı? Şimdi güzel kardeşim senin buralarda, ben bunu köle yapamıyor muyum ya? İnancını değiştir. Kendi inancımızdan köle mi olsun canım? Bunu nereden köle yapıyorum ben ya? Şak diye köle oluyor mu peki? Köleleştir diye bir şey yok mu? Mesela köle için yaptım bunu. Tutuklayamıyorum. Serbest bırak, inancını değiştir. Bu ne? Kaç çeşit yaratık var? Vallahi herhalde bir 10-15 tane var galiba ya. Warband serisi gelmez ya bu arada. Warband çok zor. Bannerlord varken. Ben bunu nasıl köle yapacağım ya? Evcilleştirmen lazım. Ha bu şey değil değil mi? Doğru. Ulan ben de diyorum diğer özellikler niye yok ya? Doğru, bunu evcilleştireceğiz.
Hayvancılığı yüksek olan var mı? Vinorop tarımdır, evcilleştirmedir, takılırsın. Bu arada şunları yaptınız mı? Yapmışsınız. Elektrik de gelmiş. O zaman bu tahtadan, çok fena tahtadan yapıyorum ortamı. Depoyu tahtadan yapamam abi. Yansın istemiyorum depoya. Şurayı şöyle ufaktan bir yemek deposu haline getireceğiz de. Taşıma kapsülleri. Aldım. Diyeriz. İlk defa Idol DLC'de oynuyorum. Bir kere tek adam serisi diye bir şey yapmıştım. Orada vardı köleler, möleler de. Onu da çok bilmeden öylemesine oynamış gibi olmuş. Araştırmamız azaldı. Bunlar ne oldu peki? Psikoid bitkiler. Bu büyümüyor ya, psikoid bitkisi. Harbi büyümüyor ya. Çok yavaş. Kazançlı olduğu için olabilir belki. Bölgelerimizde ise şurayı da şöyle büyükçe bir tütün ekelim. Tarım da iyiyiz ama o altın çıktı. Altın çıktıysa altın alınır. Pisişik drone. Bak şuraya nerede onlar? Şunlara erkekleri kötü etkileyen pisişik drone geldiğini düşünsene. Vah. Orada yaşayanların haline yani. Şimdi hocam, güneş enerjisine gidilebilir. Ekstra bir alternatif elektrik olsun diye. Çünkü başka bir elektrik şunu açmayacağımıza göre, jeotermal çok puan istiyor çünkü. Odunları da yakmak istemiyorum. Şunu taşıyın. O yüzden alternatif bir enerjimiz olsun. Ondan sonra da birazcık savaşçılığa silah üzerine gidebiliriz. İstediğin zaman canavar çağırıyorsun öyle mi? Ha şeyle mi, ritüellerle mi çağırıyoruz? Kaç yaşındasın Mice? 26. Vampir serisi güzeldi. Vampir serisi bence de fena değildi ya. Yamyam serisinin herhalde ilk bölümü iyi olandı da. Genel olarak vampir olabilir. Ama hepsinin bir araya geldiği bir Avengers Endgame bölümü. Modlar güncellenseydi bütün serileri bundan sonra Rimworld'da öyle yapacaktım ya. Görev mevcut. Tanrı hükümdarlık grubundan bir predatör yakınlarda arıyor. Korumalara bir pusu da öldürüldü. O kaçtı. İnsan avcısı sincap tarafından takip ediliyor. Kabul. Kimin bizde sosyalliği iyiydi? Kaleon. Kaleon kızımızın sosyalliği iyi de. Neyse. Onu alalım. Görevimizi. Kalun, Kalin. Nasıl okunuyor bu ya? Bu bize katıldı. Bu bir şey yapmayacak mı? Yapacakmış. Ha. Gel bakalım. İsim verilmiyor, verilmiyor. İnsan avcı sincaplarımız geliyor. Bir tane. Yazıklar olsun sana ya. Sana yazıklar olsun. Aslında kendi dinimizden olmayan herkese karşı düşmancıl takılsak. Nerede lan bu sincap? Mırmami bu arada mezarcı küre grubumuza gelmiş. Hoş geldin Mırmami. Esene bereket, sağ olasın desteğin için. Outsider gelmiş. Selamlar Outsider, hoş geldin. Bayağıdır görmüyorduk seni buralarda. Canavar çağırıp düşman saldırısını savunmada kullanabiliriz. Olabilir ama canavarlar bana sanki fazla tehlikeliymiş gibi geliyor ya. Hocam ne kadar hızlı geldin sen. Hadi mekine bin bakalım. Seni kullanabilirdim belki ama uğraşmak istemedim. Şimdi burayı, şunları bir kazarsak eğer, burayı bir depo haline getirelim. Sıcaklıktan şuraya atalım. Bir tane mod vardı. O mod şu anda duruyor mu? Aa evet. O modu size göstereceğim şimdi. Benim uzun süredir aradığım mod. Bu kendisi. Bir anda karşıma çıktı. Binorop'cığım ne yapıyorsun ya? Sakin ol. Ne oldu? Red mi edildin? Ne oldu? Çok eksi yiyorlar abi. Klaşelik bıçak kullanıyor, oradan eksi 5 mi yiyor bu? İnanılmaz. Hor görülen silah. Abi hor görülen silah diye bir şey olabilir mi ya? Nerede hor görülen silah diye bir şey yok? Winorp ya, uydurdun şu an. Şu hadis uydurdun şu anda. Böyle bir şey yok.
İnsan fotoğrafını koyar, üyeler özel çıkartma olarak. Ha, çıkartma mı? Oğlum çıkartmalar daha güzel bence be fotoğraftan. Benim orada fotoğrafım olsa ne saçma olurdu. İkinci mezun senem, delirdim iyice, bayağıdır gelemiyordum demiş. Kenobit, hoş geldin Kenobit. Kenobit, istersen 10. mezun senen olsun. O okula bir kez girince onun hepsinin önemi ortadan kalkıyor. Sen denemeye devam. Vallahi diyorum bak. Eğer yani hayalini kurduğun bir şeyin peşinden gidiyorsan harbi önemi yok. Arkadaşların şimdi bir yerlere giriyordur. Okula, onlar belki moralini bozuyordur. Yani kıskançlık olarak değil de hayat devam ediyor lan, biz arkada kaldık falan diye düşünüyorsundur. Öyle de düşünme. Sakin ol. Şimdi burada sadece yiyecekler. Bunların hepsini kaldır. Güzel, güzel, güzel. Size göstereceğim modun adını hatırlamıyorum ama ya. Adı gitti bende şu anda. Ömer Faruk Çelik bu arada 7 aydır üyeymiş. 7 ay ne zaman geçmiş sanki dün gibi. Bu arada Stardew Valley'de mod kurmayı düşün. Gayet oyunu güzelleştiriyor. Bazıları hile gibi, bazıları güzel oluyor. İşte onu bilmediğim için şey yapmak istemiyordum yani. Bilmiyorum ya modlara. Birini bir kurarım. Hile gibi olur. Azıcık oyunu kendim girip öğreneyim dedim de onu ikinci kez de oynamam büyük ihtimalle. Böyle bir hava da verdi bana. Oynayacağım öyle kalacak gibi duruyor ya. Yani. Şimdi bize bir de burası çok geniş oldu ya. Şimdi buranın genişliğinden faydalanmak için buraya üretim şeyleri atılabilir. Mesela ileride lazım olacağını düşündüğümüz dikiş makinesi. Heykeltıraş şeyi atmam. Uyuşturucu laboratuvarı. Elektrikli ocak mesela. Burası şu anda barak olarak geçiyor. Artık ortaya karışık bir şey olarak geçecek. Kasap masası. Ocağın yakınında olmasın. Ortamın pisliği de önemli ama. İyi bayramlar Sinan demiş. Emre Esat da 17 aydır üyeymiş. Hoş geldin Emre Esat. Senin de bayramın mübarek olsun. Kutsal hayvanları hemen üstünde asil ve kötü silahlar var. Kutsal hayvanların hemen üzerinde asil ve kötü silahlar. Ben bu muyum ya? Tantısal. Tantısal ne lan? Ha şu mu? Ha küçümsenmiş. Ha burada yazıyormuş detaylı. Ulan keşke bunları ayarlasaydık ya. Aga soylu. Ben biyokodlu yakın dövüş silah kullanmam lazım yani. Yine sen haklıymışsın. Yeğenimizde öyle bir şey varmış. Seni ben çıkart. Şunu bırak. Odanın türü menemen. Bakayım hala baraka diye geçiyor. Zenginlik bu arada ortalama diyor. Nasıl ortalama ya? Buradan şimdi buradan direkt sarma tütün yaptırabiliyoruz. Vinolap de bu arada kime şimdi? Bu yürüme. Burak mı? Burak kadın bu arada. Nasıl yürümüş? Burak Yüksel'e ölüm hakkında bir masal anlatarak kur yapmaya çalıştı. Buraksa yüzünü çevirmiş. Seni gördüm demiş. Sen zaten buna yazıyordun. Bir de şimdi geldin utanmadan bana mı yazıyorsun demiş. Anno 1800 olur. Tropico bilmiyorum da Tropico var mı ya? Bir aralar Game Pass'te vardı, gitti sonra. Nereye geldi lan? Monolith nereye geldiydi ya? Bak şimdi harbiden göremiyorum Monolith'i ha. Nerede lan bu? Monolith'e de benzemiyor, taşa benziyor. İşte şimdi gözler cici oldu herhalde. Mırmami bu arada bir üyelik hediye etmiş. Eyvallah Mırmami. Kesene bereket. Teşekkür ederim desteğin için. Hamza da 13 aydır yemiş kardeşim, iyi yayınlar. Yayına yeni geldim. İçerikte vampir var da Bay Hey ismini istiyorum. Vampirler özgürlük. Vampir yok ya. Vampir belki düşman yaratık olarak gelebilir. Ulan nereye gitti lan bu Monolith? Mami bu arada 11 lira daha yollamış abi yukarıda. Askere gitmedim daha ya. Yazın başvuracağız. Oğlum ben de bu arada... Sağda. Etrafında gri. Ha şurada. Ulan. Bunu birini mi seçeceğim?
Napalyon sen. Hadi bakalım. Uykun var mı? Önemli yok da. Yemek bu arada yapmak isteyen olabilir mi? Aşçılı olan var mı bizde? Burak'ın varmış. Burak sen yapma ama ya. Force yayını istiyoruz. Neyse reis, ben gene gidiyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Force oynarsak yayında tekrardan her zaman gelirim. İnşallah oynarız ya. Yani şu an değil de. Bir Age of'da olur. Force'da olur. Şimdi bunu da ne yazdığına bakmam lazım beyler. Şuradan çevirmem gerek. Beyler bayanlar. Şimdi diyor ki Monolith'in koyu metalik yüzeyi dokunduğunda sıcaktır. Kalon içeriden hafif bir uğultu geldiğini duyabildi. Ne düşünüyor? Bozlu yüzeydeki çizgiler rahatsız edici desenler halinde kıvrılıyor gibi görünüyor. Peki ne yapayım? Odaklanmaya devam et. İki tane monolit var. İkinci monolit değil ya. Şunu diyorsan şu değil. Bu başka bir şey. Aa, ne oldu buna şimdi? Grey Paul. Bir yandan başka bir şey yazıyor zannettim. Monolith bükülüp değişirken korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Yekpare bir kapı aralığıdır. Tamam. Araştırma sekmesine anormallik alışmış, açılmış. Görevi görüntüle bakayım. Patlamaz umarım. Ports ve Age of Empires 4 ve BF1 ve Infection Free Zone yayınları inşallah. Monolith'i etkinleştirdiniz. Psişik enerji için bir kanal şu anda zar zor açıldı. Diğer taraf anlaşılmaz bir korku zihni kıpırdanıyor ve şimdi dünyamıza dokunuyor. Monolith kısmen aktif görünüyor ve onu kapatmanın bir yolu yok gibi görünüyor. Daha fazlasını öğrenmek için onu da etkinleştirmelisiniz. Ha, keşfedeceğiz yani. Peki. Araştırma mı yapacağız artık? Of. Hocam bu neymiş lan? Ne geldi bir anda önümüze? Çok erken değil miydi? Öyleydi bence de. Abi cesetleri yak ya da onları üstü kapalı bir odaya yerleştir. Yağmur yağarsa zombi olmazlar. Ha, şu kan yağmurunda zombi mi oluyorlar? Güneş paneli gelmiş. Tamam. Mesela şimdi bunlar ne hocam? Bu ne? Ha, bunu yaptığım zaman durun bak, okumamız lazım. Bu ne diyor? Psişik bir ritüel noktası oluşturun ve psişik ritüeller gerçekleştirin. Yeni varlıkları keşfetmek için geçersiz provokasyon ritüellerini kullanın. Bu araştırmayı ilerletmek için doğal olmayan varlıkları inceleyin. Herhangi bir gelişmiş proje aktif değilse gelişmiş projeler bunun yerine temel projeye katkıda bulunacak. Psişik ritüel noktasını açıyormuş. Bu. Müzik değişti. Yeni sevgililer. Aha. Vinolope ve Burak. Hayırlısı. Hadi bakayım. Bak bu üzüldü. Bu normalde Vinolope'yi geri çevirmişti. Ama baktı başkasına gitti. Şu an bir gözünde değerlendi Vinolope. 3-5 tane ritüel yapmalısın. Bir de sinirlendi bak şimdi. Ritüeli de yaparız ya. Bir savunmaya öncelik vermeyelim mi ya? Kadınlara psikolojik rahatlama geldi. Şimdi elektriğimiz var. Hatta elektriğimiz varsa, zahmet olmazsa şuralara da bir elektrik çekelim de duvar lambası atalım ya. Yeni wall light'ımızı atalım şöyle. Ekmeğindesin. Ekmeğinde. 3 kere denedim aldım. Bırakmayacaksınız abi peşini. Koşacaksınız olana kadar. Bak adam o kadar denedi denedi sonunda oldu. Evet. Sunağı aktif ettim mi reis? Etmedim Karagöz. Nightbot senin mesajı niye sildi bilmiyorum ama. Şimdi bu ne hocam? Bunları böyle araştırdıkça mı bir şeyler oluyor? Öğrenmeye çalışalım. Haberci ağacı. Et benzeri bir örtüyle büyüyen boğumlu bir ağaç. Çiğ etle beslenmen. Aa, bu yayılan et mi bu?
Bir kabile mitinde bu ağaçlar uçsuz bucaksız kara okyanusuna hükmeden çılgın biçimsiz tanrının etçileridir. Aha. Bu ağaç ceset yiyor. Ha, ceset yiyor. Ha, bunun alanına ceset götüreyim mi o zaman? Yesin. Yesin ağam benim. Şurada birkaç ceset vardı. Cesetleri götürüverin bakayım çocuklar oraya. Ağacı besleyelim. Mekanoid cesetlerini değil de diğerlerini götür. Vinolopi bu arada 50 üyelik hediye etmiş. Eyvallah hocam, kesene bereket. Sağ olasın ya. Oldu bu bir anda ama. Ölümün ne zaman gelecek? Ortamda bir şey var değil mi? Kutsal damacana izlemeye gidiyorum. Hadi Allah'a emanetsin o zaman. Ne kaçırdık, hangi DLC'ler var? Son olarak tombik adam geldi mi? Tombik gelmedi. Anomali var, ideoloji var, biyotek var, royal, hepsi var. Karışık. Yükledik. Sınırsız et kaynağı geldi. Ha, bunu et yiyor. Bana et mi veriyor bu? Burada bir tane daha var bu ağaçtan ya. Ya bunlara ceset koyalım o zaman. Şu cesedi taşıdılar mı peki? Taşımışlar ve onu yemiş herhalde. Mesela bunu da alın diyor ya. Alın diyor garibim. Hayvan cesetlerine de izin verme. Onları da verin. Onları da yesin bakalım. Aşkımı kutluyorum. Bu kız çok triplerde ya. A, Desperados şey oldu bir an. Kemikleşti. Bize artık savunma şart. En azından şuraları şöyle kapatayım da. Ne var etrafta? Arduvaz. Birileri birazcık arduvaz yaparsa. Hani şöyle şimdi 4-5 kişi saldırıya gelir falan. Onları engellemek için. Onları besleyip hasat edeceğiz diye yorumladım. Hadi bakalım. Bunlar yedikçe büyüyecekse. Ha, büyüme oranı yazıyor bak. Büyüme oranı %99. %100 oldu. Büyüdü bu. Ha, %19 büyüdü. Ha, büyüme hızlıymış o. Bak şunu koyunca yemeye başladı. Aha. Tamam ya, bu takılsın burada bak. Biz işimize gücümüze bakalım. Bizim psikoid bitkiler daha büyümedi. Tütünler. Tütün daha hızlı büyüyor en azından. Yemek de yaptırtmıyoruz. Bize yeni insan lazım. Bu adamı köle yapacağız diye uğraştık da bunu belki yanımıza alsak daha mı iyi olur acaba? Savaşçıda da varmış çünkü. Araştırmalar durdu. Araştırma yapmayı unuttum. Araştırma olarak şimdi savaşçılığa gidebiliriz ya. Demircilikten makineyi açıp ateşli silahlara geçip. Ne oluyor ya? Bu açıldı diyor şu anda. Tamam. Aa, bu görünmez yaratık mı lan? Gel gel, buraya geleme. Vinropi sıkıştırıyor şu anda. Yok, bıçağını bıraktın ya. Bıçağını bırakırsan böyle, bu ne oğlum, bu yaratık gibi bir şey geldi buraya. Görünmez yaratıklı değil ki bu. Sen nesin hocam? Azıcık geri gel, geri gel. Çık lan, çık kapı. Bu ne, bu iğrenç bir şey geldi buraya ya. Vurun şunu ya. Vur. En azından yavaş koşuyor. Geçici işçiler. 5 gün boyunca 13 yaşında ve daha büyük bir kolonist ödünç vermenizi istiyor. Ya hocam. Bu şimdi düştü. Ne lan bu? Bu ne ya bu? Öldürme. Niye öldürmeyeyim ya? Bu neymiş? Zayıflamış ve şekilsiz insansılar. Kolları bioferritten oluşan keskin, kıvrık pençelerle bitiyor. Göz hırsızları kırılgandır. Ancak kurbanlarına yaklaşana kadar kendileri görünmez kılmak için psişik etkiyi kullanırlar. Korkunç avlarında toplandıklarında unutulmaz çığlıklar attıkları biliniyor. Araştırmamız lazım. Evet, araştırmamız lazım. Peki bunu tutsak alabiliyor muyuz? Öldür. Tedavi etmek istemiyorum bunu ya. Bunu tutsak almak için benim
şu araştırmaları mı yapmam gerekiyor? Şunu. Değil mi? Kaç puan peki bu? 10 mu? Ha, bu hemen araştırılıyor mu? Winrop Bey bu arada dağıttı ya. Perişan etti Winrop. Bizim araştırmacı sen... Neyse o bir takılsın orada bakayım. Bu ölmez herhalde şimdi. Ona özel platform yapacağız şimdi. Şu mu? Şu mu lan yoksa? Şuraya atın bakayım. Esir al. Tamam bu buraya bağlandı. Oğlum yalnız bunun araştırması... Ha bu bunun şey istiyor ya. Şunları araştırdıkça gelen bir puan mı vardı? Onu istiyor herhalde. Sen demirciyle devam et. Tam da bilemediğimiz için öğreneceğiz artık. Eyvallah Kerim. Bu ne yapıyor şimdi bunu? Buraya bağladık. Bu burada takılıyor şu anda da. Kaçmaya da çalışır bu ha. Köy garip bir hal aldı şu an. Bir tane kölemiz var. Bir tane yaratığımız var. 3 kişi enteresan bir yerde yaşıyor. Bunlar bozulmuyor değil mi? Bozulmuyorlar. Taş yonttunuz mu peki hiç? Hiç taş da yontmamışlar. Abi Winrop Bey'e baksanıza ya. Stabilize edin. İlacımız mı kalmadı lan? İlacımız da var. E buna niye bakmıyorsunuz? Ha, tedavi ediyor. KDK Savaşçı Kiley grubumuza gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kesinize bereket. Araştırıyorsun çeşitli yaratıkları. Şu anda araştırma kısmındayız herhalde. O bize o puanından veriyor mu ya? Ne kadar şey puanı verdiğini görsem keşke. 10 diyor basic'te. Winrop'u iyileştirdik. Bunlar açıldı. Ha bunların hepsini açınca burası mı açılacak? Şu anda bu ikisini açmış olduk. Peki. Mice bu izlenme ne büyüdün cidden. Ne hangi izlenme? Yayın mı? Limworth olduğu içindir ya. Özellikle sonuç. Ha kanal büyüyor ya bu arada. Merhabalar Abdül Samet. Gergedan evcilleşmiş. Olur. Bize silah lazım ama. Bize para lazım. Para edecek bir şey yapmamız lazım. Üretim konusunda bir şeyimiz yok da. Bizde şu anda zanaate atanmış olan. Yavrum sen... Birkaç taş yont be. Bir iki üç tane yontsan. Hani bir tuzak için. Sonra odun var mı bizde? Odun da çok az kalmış. Şuradaki ağaçları da bir kessek. Bir dağılın bakayım. Winrop bir öfke nöbetine girdi. Winrop bir de çok öfke nöbetine giriyor bu arada. Burak'ın hiçbir şey yaptığı yok. Takılıyor öyle. Vurma oralara vurma. Köle ile yaratığın arasındaki duvarı kaldıralım. Buralara bağıt. yatırım. Kral büyüyecek. Ha, Dark Study öncelik olarak 1 ver. Zaten 2 günde bir araştır. Öyle bir şeyimiz vardı değil mi? Evet. 1 yapalım. Ha, gidip şunu mu araştıracak? Buna biraz yük verdim ben de. Bunları yap diye. 80 tane yapmış. Tamam artık salıyorum seni. Burak da odada saklanıyormuş. Oda dedi de burası. Çok saklanamıyorsun yani. Şimdi yapılarımızdan... Ya şurayı arduvazlamak istiyorum. Dünyanın en basit... savunma taktiği geliyor şimdi. Tamam bak şuradan geçsinler istiyorum şöyle. Bir düşman. 2-3 tuzak atacağım buraya. Hani şu taraftan falan gelen olursa. Ne geldi buraya ya? Mor. Şu an sadece Winrop Bey var abi. Ne yapacağız? Hadi bıçağı kuşandın tamam da.
Baksana bir de laf ediyor ya. Bekle o ikisi dövüşsün de sonra sen vurursun. Baksın batıramıyordu. Batır batır. Çekinme. Mice yerine sinirlenip kaybederim oyunu ve içimdeki sadisti köreltmek için dayak atardım mahkuma. İçimdeki sadisti köreltmek için. Yoksa gerçek hayatta birilerine yapacağım diye. Ya şimdi nereye atacağız ki bunu yani? Nereye atacağız bunu? Şuraya atmak zorundayız. Aklı başına gelir mi? Gelebilir. Sabah bir kalkacak çünkü yanında bir yaratık var. Ulan diyecek ben eski odama gideyim. Bir daha isyan etmeyeceğim diyecek. İyi akşamlar Özgür. Selamlar Ramo. Aleykümselam. Şimdi bunu da bir stabilize et de sen. Çok ilaç harcamaya gerek. Çok yaklaşmamış şuna bak. Bak kudurdu bak şu anda. Çok tribe giriyorsunuz oğlum siz ya. Allah Allah. Hatip yok. Ne hatibi lan? Kolonide köle yok. Uğraşıyoruz ya işte. Hakaret yemiş. Çok açmış. Tütün açlığı. Oğlum tütün. Var şurada için diyorum. Bir şey demiyorum. Bir tane de. Wall light'ı niye seçemiyorum abi ben? Heh. Bir tane de buraya bir şey atın da. Sal bu adam da ne yaptın? Ne kadar dövdün sen de ya? Millet hakaret ediyor bak de kendisi. Tütün yok. Sarma tütün var içsinler. Bunları illa verelim mi biz? Her gün bir tane. Bir şunlar büyüse. Şunlar apiskoid bitkileri topladınız mı? Ha bunlar yeni büyüyormuş pardon. Bunlar ben ihtiyaçlarını şey yapacağım da. Ha bunlar tütün mü içmek istiyor? Yayo da değil yani. Sadece tütün. Yaratık gibi mahkumlara da bağlasak keşke. Keşke. YouTube'a neçe yaşında başladım mı? 2 yıl önce başladım ya. Ah. Ne geldi? Zombi mi geldi? İki tane geliyor zombi. Aga bunu da bana niye açtırdınız bu monoliti ya? Bizimkiler zaten tripte. Alkol tolerans tütün bağımlılığı var. Yavrum iç lan iç. Kalk iç. Kendine gel ya. Lan ruh hastası seni. Tütün toleransı varmış. Bu zombi, zombimsi yaratıklar bunlar zombi mi acaba? Hocam sizlere ne oluyor burada? Bunlar düşman olarak da gözükmüyor. Bunlara da bir okuyalım bakalım. Zombi işkence. 4 tane zombi gelir. Şimdi diyor ki mikroskobik arkitler tarafından yeniden canlandırılan cesetler akılsızdır ve acımasızca saldıracaktır. Yakalanmadığı sürece başıboş dolaşan birkaç gün sonra metabolik yorgunluktan ölür. Ya başıboş takılırsa kendi kendine geberecek diyor yani. Bunları bir yakalamak lazım mı acaba ya? Mor çıldırma mı? Ha mor. Bunu evcilleştiremediniz ki. Evcilleştirmenize bir vermedik mi ya? Vinorop be. Bunu taşı ya. %30 ihtimal diyor bir de. Heh. Zombiler benim aklımı karıştırdı da şeyden de gözükmüyor. Uzaklaşınca da gözükmüyorlar. Başı boş takılıyor. Şu 5 saat 4 saat sonra ne olacak onu merak et. Bir tane bayılt. Bir tane bayıltabilirsek. 3 saatleri kalmış zaten. Bizimkiler gelsin bakayım buraya. Kendilerini hayatta bırakıp işkenceyle araştıralım. Bir saati kaldı diyor ama. Kurşun yarası var ya. Ulan bu ölmez ki. Bu kafadan yedi bir de var ya. Vinolopya attım öne de dövüşsün diye. Aga bu zombi zaten. Bu öldü bak. Olmadı.
Sinirlendi, diğeri de geliyor. Aleykümselam Asi. Bildiğim zombi virüsü kanı pıhtılaştırdığı için hiçbir zaman başıboş bir şekilde sonları gelmez. Zombiler zaten ölülerdir ama beyin aktivitesi farklı şekilde işler. Yani zombiler gerçek olsaydı mı diyorsun? Çok olabilitesi durmuyor zaten ya. Bu mesela öldü de bunlar zombi ya. Aş, saldırı geliyor. Saldırı geliyor, iki tane. Zombilere bunları yedirtsem mi acaba? İkisi aynı anda geliyor bak, şimdi tehlike. Selamlar Abdullah. Eyvallah Asi. Modları paylaşacak mısın? Aynı modlar ya. Sadece güncellenenler var. Mineropya şu an zombi virüsü bulaştı mı peki? Hadi bakayım. Dur lan dur. Vurma. Bu ne yapıyor abi? Bu sürünerek mi saldırıyor şu anda ya? Öldürmeyin. Ne oldu buna? Yürü şu tarafa yürü bakayım. Sürünüyor, tamam. Tamam, bu sürünüyor. Şundan bir tane daha sığmıyor buraya işte. Neyse, zombiyi şöyle meydana çıkartalım. Meydana atalım zombiyi. Bunu inşa etmiyorsunuz değil mi? Taşıyor. Esir al. Binerop'te sen şunu esir alsana. Sen bunu esir alamıyor musun? Sen bunu esir al. Biz de dövüşelim, adam taş atıyor zaten. Esir al, kucakla aynen. Çok iyi. Şunları da şöyle yapsak güzel olur. Ya da koloniye katsak. Bomba atar gibi taş atıyor. Kafasından vurdu bir de bizimkini herhalde. Aa, öldü be. Yapma be. Gelsene o zaman. Şuna arkadan bıçak sokuver. O şu anda oradan power aldı. Sen de al. Aga, şunu bir öldürürsünüz herhalde diye düşünüyorum ya. 4 saat içinde öleceğim diyor bir de. Yakın dövüşü bu adamın 2.44'e geldi. Yoktu yakın dövüş. Bununla işimiz var bizim ya. O ölür artık diye düşünüyorum. Şuraya gelin de. Güzel. Onunsa ilaçsız tedavi et. Buna bir bakalım. Bunda hayvancılık. Bunda çok bir şey yokmuş. Ama yakın dövüşten yollarız artık. Onları da insan sayısı az ya. Çok iş yaptıramıyorum onlara. Ben de Konyalıyım. Bir ara beraber bir etletmek gömmemiz yok mu? Olabilir tabi. Sizin durumlar ne? 23 saat 17 saat. Sen git, sen de şunu stabilize et de. Bir tane daha şeyimiz olsun. Bunları kaçmaya çalışacak. Birazdan öldürecek bizimkileri de. Ya şimdi başka dinden birini de almak istemiyorum. Onu da şimdi diniyle uğraşmayalım. Önce dinini değiştirmemiz lazım. O da uğraştıracak bizi. Oyunda ilerleyemedik ya. En kötü yaratık yemeği olurlar. Haydi görüşürüz. Rest of Blue. Şimdi bunun bir saati kaldı. Bu ölüyor. Ölüyor. Kapatabilir mi acaba? Bu öldü mü? Bu da mı öldü ya? İnanılmaz ya. O da öldü. Birbirinizi tedavi edeceksiniz o zaman şimdi, değil mi? Çiğ pirincini ye de. Şunu bir tedavi et bakalım. Binerop'te senin durum ne? Sende çok bir şey yokmuş. Sen kendini de tedavi et ama. Geç mi geldim? Bir tık. Kanala nasıl katıl üyesi olabilirim? Kanala tıklayınca bir katıl şeyi vardır büyük ihtimalle ya.
Şimdi bir işim var demiştim ya, onun saatini bir öğrenmem lazım ya. Ona göre yayın bitecek de. Tamam. Sohbetin solunda dolar işareti var. Ha evet, sohbetin o kısımda dolar işaretine katıl olunuyor mu ya? Orada hediye olabilir. Binirop, sen kendine ne okuyorsun? Eğlenceni arttır bakalım. Kendine tedavili ama. Salva 21-12, bu arada balıkçı Kregor'umuza grubumuza gelmiş. Hoş geldin Salva. Gergedan yemek bırakmıyor ağam. Gergedan. Kasap masasından da hayvanları doğrayalım. Yakala yakala. Ah. Yüzdü. Yüzdü ya. Ah. Neredeydi ama onlar? Şunları daha çok yüzdü. Sahte. Başlayalım, ne kadar oldu? Yani bir saat falan olmuştur herhalde. Hemen bir tane yaratık yakaladık da. Savunmayı güçlendireyim işte. İçeride kalmam lazım benim. Onun için de şunların alanının dışına bir, yani şurada bir duvar olması lazım. Şöyle. Ardovazımız yok o kadar. Daha bununla ilgilenen yok ya. Bunu evcilleştirmeye çalışan bile yok. Ha, senin evcilleştirmenin 7 olması lazım ki bunu evcilleştirebilesin. E bunu biz ne yapacağız o zaman ya? Bu kendi kendine de evcilleşmeyecek. Burada takılıp duruyor. Bunu idam edelim bari. Kutsalcı tarzı çevre. Kolon edek köle yok. Üstün yaşam. Bu kadar uzun süre ayık olmak doğru değil. Tamam. Bana kim verdi bu şeyini ya? Bu pisun hatip biri o. Hatip ne hocam? Hatip ne ya? Millete bir şeyler kitap. Aa, şuraya kitapları şunun içine koyun lan. Bakalım nasıl gözüküyor. Millete ideolojide burada bir yerde var mı? Kürsü. Ritüel noktası. Koy hocam şuraya bir ritüel noktası. Belki ritüel yaparız. Nasıl yapılıyor bilmiyorum ama. Halka açık infaz. Aha. Gergedanı kestim bunları ya. Gergedanı kesmemişler harbiden ha. Evet. DLC dün çıktıydı herhalde. Halka açık infaz tatmin ediciydi. Cesetlerin taşınması lazım, evet. Şimdi Vinilop, sen aşçılık sende mi vardı? Aşçılık Burak'ta varmış. Burak, şuraya bir öncelik verelim. Kaleon, neredeydi o cesetler? Şu cesetleri bir taşıyalım. Taşı. Vinilop, sen de bunu taşı bakalım. Bunları taşıyalım ki şuradaki ağaçlarımız beslensin, büyüsünler. Bunlardan et düşecek belli ki. Yeni DLC'de nereye eklendi? Valla bir tane yaratık eklenmiş. Şunu da tutsak aldık. Öyle duruyor. Et ağacı geldi. Yanına ceset koyuyoruz. Ceset yiyor. Onları nereye taşıyorsun? Buraya taşımıyorsun değil mi? Aga, buraya biz ceset taşımayın demedik mi? Siz de konuşmadık mı bunları ya? İnsan cesedi yok demedik mi? Yürümeden götürün şunları ya. Uyan bakayım kızım. Uyandırdım diye tribe girecek de. Bu et, bunlar bu arada artıyor ha sayılara. Yükseliyor durmadan. Tüm koloniyi kaplayacaklar. Şimdi sen bunları yemeye başlıyor musun? Of. Bir anda emdi. Kanını çıkarttı. Hemen bir gergedan çevirme. Age of History 2.
Age of History 2'de olabilir. 3 mü çıkacakmış onda? Aha iyi yok. Toprağın altından kökünü çıkarttı. Çatır çutur götürüyor mu şu anda? Kayıp vücut parçaları %12 diyor. O kadar da yememiş. Bize şu etlerin götürülmesi lazım. Düz et diyorsunuz. Farkındayım, odun mu yok? Odun da var. Bu niye yapılmadı o zaman? Ziyaretçi. Ziyaretçi nereden geliyor? Kim geliyor? Hocam sen kimsin? Oğlum bu özellikler ne? Tarıma bak. Zanaat da varmış. Bunu ne yapayım ya? Bunu tutsak alsam mı bu? Sen hangi ırktan? Hangi kabileden geliyorsun? Şey yapayım bunu ya. Koloniye katmak için döveyim bunu. Kolonimize katılması lazım birinin. Üçün çıkışını bekliyoruz. Soyu 4'ten değişik bir şekilde çıkacağım. Çok meraklı değilim valla. Şunu da mesela götürün. Boşuna düşman edinmeyelim ağam. Yok insan yok ya. İnsansızlıktan gelişemiyoruz. Gelmiyor. Normalde bu kapsül mapsül, yaralı kapsül falan düşerdi. Öyle bir şey de olmuyor. Ritüel noktasından falan değil. Karaktere tıklaması lazım. Nasıl yani? Askere yazın başvuruyoruz yani. Yazın başvurunca Haziran, Temmuz, Ağustos. O ara giderim herhalde. Salva 21-12 bu arada 11 lira yollamış, eyvallah Salva. Esene bereket. Yaratıkların organlarını çal bize tak. Ha bak şu an araştırıyor değil mi bunu? Ya bununla yaptığı araştırması bir puanı muanı, araştırma puanı. Ha bak 5'e getirmiş, anladım. 5'e getirmiş. Ritüel noktası koymak daha mantıklı geldi o zaman. Ya benim o zombiyi yakalamam lazımdı. Zombiyi yakalayamayınca o kötü oldu. Aranan mahkumlar. Ne diyor? Yardımınızı istiyor. Arta basın. Kraliyet arkeologları kısa süre önce esir bir kripto uyku kapsülünden iki mahkumunu çıkardı ve onları sorgulamaya planlıyor. Mahkumları mahkemedeki rakiplerinden gizli tutmak için arta bas onları 16 gün boyunca tutmanızı istiyor. Mahkumlar felçli, Abasiya'dan muzdarip ve yatakta tutulması gerekiyor. Birisi katılacakmış bize. Aşçılık. Gel. Gel. Mahkumlar geldi. Hocam az daha kafamıza düşüyordum be. Bunları esir al. Bunları yalnız unutmayın. Tamam mı? Gardiyanlığına senin bir vereyim Burak. Hem gardiyanlığını hem doktorluğunu mu arttırmamız gerekiyordu? Öyle bir şey vardı ya. Bunlara bakmaları için. Bunlar şimdi felçli. Kaç gün sonra gelecektiniz hocam siz? 16 gün mü? Peki. Bedelli mi? Ya uzun dönem. Sünnet edelim adamı. Karaktere tıkla, sonra soldaki bütün tabloları sırasıyla bakıp incele, rol belirleme yerini bul. Ha rol belirleme. Buralardan rol belirleyeceğim diyorsun. Rol ata. Ha. Şu anda atamak istemiyorum ama ya. Kimin ne olacağı daha belli değil. Ha, taze bir ideolojimiz var. Mr. Maymun geliyor. Askerliğe yazın gitmek yapılacak en büyük hata. Daha geçen hafta geldim askerden. Bahar haricinde askerlik çekilmez oluyor. ne yaptın ama sen? 6 ay mı yaptın Ahmet? Yoksa bedelli mi yaptın? Ya ben yazın dediğim işte yazdığım zaman, yani başvurduğum zaman o hangi celpler var ki? Haziran, Temmuz, Ağustos hepsi var değil mi? Ya Temmuz çıksa, Ağustos çıksa çok da şey değil ya, yanalım. Uzun çıkarsa zaten bir yıl sürecek. Yani illa o bir yıl boyunca onu tekrar yaşayacağım yani, o yazıda, kışıda. Kısa çıkarsa 6 ay o zaman dediğin gibi olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Ne yaptın sen orada? Ha, birini mi bıraktın buraya? Kafa gitmiş. Yenmiş. Bak bu %54 büyümüş. Bunları hasatlayacağız herhalde.
Bunlar aç değil değil mi? Bunları aç bırakmayın bak. Çok önemli. Biri katılacak bize. Burak'cığım. Burak sen değil de. Ben şurada bir iki tane daha taşı bir. Şurayı kapatalım yeter be. Bütünler %80 daha. İnanılmaz ya. O kadar yavaş büyüyorlar ki. Yemek yapan da yok. Şu katılsa bize de bir yemek yapsa bizim için. Bedelli yap abi. Para yok be hocam. Para olsa bir bedeli zaten daha mantıklı. Ne geldi? Bir yaratık mı geldi? Müzik niye değişti? FIFA'ya da PES'te kariyer açar mısın? İzleyek ağız tadıyla. Zemin yok değil mi? Evet. Zemin yok çünkü blok yok. Bak şuraya kadar gel. Buradan yukarı çök. Bu bile şu anda çok fazla. Zaten birazdan köyümüzün üzerine bir yıldırım düşecek. Burada kapı da yok. Bu etraftaki şeyleri yıkabilirim aslında şunları ya. Çelik duvar yapmak istemiyorum da. Mermer mesela. Antik çit. Bunları parçalayınca mermer düşüyor mu ki? Şurada bir yerde vardı. Çelik. Bunlar da hep çelikmiş ya. Bunları yık. Bunlardan belki sağlam bir şeyler düşer. Savaş tüccarı. Gelin bakalım. Gelin size şunları satayım. Uyuyor bizimki ama. Uyanınca bakar size. Amacımız ne bu bölümde? Amacımız valla yeni DLC öğrenelim diye girdik ya. Bir ay gittim, haftada 2 gün duş günüydü. 50 kişilik koğuş. Çoğu kişi duş almıyor. Gece kokudan uyuyamıyorsun zaten. Sıcakta o botlar, kamuflajlar şekli terden ayakta duramıyorsun. Millet aşırı pis. Millet duş almıyor mu? Haftada 2 gün duş günü almıyorlar mı? Sanki kendi rahatsız olur be. Bileşen bıçak. Kitabımı satmam. Senden alacağım bir şey de yok benim. Burka varmış. Din adamı için iyi olurdu ama gerek yok. Sen gelmeyedin iyiydi ya. Bize daha faydalı biri geleydi keşke. Şu yaratı dışarı çıkalım, güneş alsın. Değil mi? Biçimsizliğe baksana. Dağ keçisi de kendi kendine bana evcilleşmiş. Dağ keçisini alır mısınız hocam peki? Satsak size. Almaz mısın? Keseceğiz yoksa ona göre. Ona göre etletmek olacak. Discord sese geç, sessiz sohbet edelim tüm yayındakiler. Tabi efendim. Askerde yıkanmayan bir manyağı yangın hortumu ve fırça ile yıkamışlardı. Olur bu arada biliyor musun? Yapılır yani. Foşur foşur fırçayla yıkanır o adam. Karnı acıkan bize evcileşiyor. Gördüler tabi tarlayı. Ya ilerlediğimiz yok, bir şey yaptığımız yok. Bu araştırma bitmiyor be kardeşim be. Ne araştırıyoruz şu anda ya? Demircilik. Bir şeye geçelim dedik. Silah milah basalım dedik. Yayo da üretemiyoruz ki şunlar yüzünden. Tütün istiyorlar, tütün yok. Tribe girecekler yakında. Buna elektrik gelmiyormuş. Ne demek elektrik gelmiyor? Harete de geçebilirdik de çok uzak. Bak odada saklanıyor kız. Şunları beslemeyi unutmayın. Bu yaratığı neden tutsak tutuyoruz? Onları araştırıyoruz çünkü. Araştırıp onlarla ilgili şeyler öğrenmemiz lazımmış. Öyleymiş. Aa, insanların yüzünü gözünü değiştiren mod yüklüydük. Öyle mi peki? Değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Bakayım evet. Yemek yapmamız lazım. Şunları yanımıza tutmamız gerekiyor. Bunlar 16 gün boyunca bizde kalacak. İnanılmaz. Ben o kız hemen katılacak bize diye kabul ettim ya. Ha bunları zaten biz şunlardan almıştık bu görevi ha. Yani bu kabiledekilerden gizli tutuluyorlar şu an içeride. İçeri bir girselerdi fail olmuş. Saat 3'e kadar giremeyeyim. Yayın birazdan bitecek ya. Dışarı çıkmam gerekiyor dedim ya. Benden bağımsız bir sebepten dolayı. Zanaat 1. Zanaat 1. Zanaatınızın 1 olmasının hiç önemi yok ya. Burak.
Uykunu aldığın zaman taşları yont da şurayı kapatalım yeter. Şuraya 2-3 tuzak atarız. Şunlar güvende olsun amaç. 3-4 kişi gelirse ölmeyelim. Gelişene kadar. Bu arada bu Menden Recycle modu vardı. Bozulan eşyaları onarıyorduk. O mod da çalışmıyor şu anda. O çok üzdü beni. Ortam acayip büyük bir depo bu arada. 1769 tane odunumuz mu varmış? İyiymiş. Mesela bizimkilere geldiğim zaman tatmin edici uygulama birini infaz ettik diye nasıl coştular bak. Hatip yok. Hatip dediği lider mi acaba ya? Kılıçelik bıçağından dolayı üzgünüm. Kutsalcı tarzı çevre. Üstün yaşam kaçırıldı. Vinelope mesela tütün içmese de sıkıntı etmiyor abi. Çalışmaktan yayınlara gelemiyorum. Mice baba nereden nereye? Demiş Oğuzhan. Oğuzhan hoş geldin Oğuzhan. Aynı gittiğin gibi geldiğin için de teşekkürler. Chatimizde lütfen toplum sağlığına uygun şekilde konuşalım. Kingdom and Castles devamı gelir mi? Kingdom and Castles devamı ileride gelebilir ya. Şu anda değil de. Tek kişilik bir seri yap ama her skill aşırı iyi olsun. Ve bir sürü psikolojik sorunu olsun. Araştırıyor. 7.65'e kadar geldi. Şu an yapacağımız bir şey yok ya. Şu an bekliyoruz. Burak. Şuraya bir öncelik. Şurayı bir saralım. 2-3 tuzak atalım. Seni seviyorum. Bir gün okuyacaksın onu. Gözler hemen sansürlü, otosansür. Radarım açık. Yakaladım bir anda onu. Sonunda demircilik bitti. Yani demircilikten gitmesem mi acaba diye düşünüyorum ya. Silahlar çünkü çok zor açılacak. Ha, demircilik bitmedi. Pardon, ne bitti? Ha, şu bitti. Bu bitmesi de çok iyi olmadı ya. Ben onu aşmayı tam düşünmüyordum. Platformun daha gelişmiş bir halini atabiliyoruz. Şimdi bu ne istiyor? Bir tane şart diye bir şey istiyor. Şart neymiş lan? Ben o zaman bunlar için özel bir oda yapayım. Şöyle şurada kalmasın garibanlar. Şimdi neredeydi lan o? Bunun büyüklüğü ne kadarmış? Bu kadar. Yani şöyle şuraya bir yere odasını atsak bunu. Odalar çok rastgele atılıyor bu arada. Bir tane de şöyle elektrik. Bu dönüyor mu hocam? Buraya da bir tane bundan atsak. İleride atarsak şundan atarız. Yapı değil de maden. Şöyle kazacağız yani burayı, değil mi? Şuradan da girişi olsun, tamam. Eyvallah Hasan, teşekkür ederim. Merhabalar, ben geldim. YouTube'da değildim aslında. Gmail'e baktım, abonelik gelmiş ama YouTube'da bile değildim. Neyse, kim attıysa teşekkür ederim demiş. Limon suyu. Allah Allah. Yayında olmayan atılıyor mu ya? Rastgele mi atıyor yoksa? Bıktım şu oyundan. Adamların dertleri bitmiyor. Bitmez bitmez. Bunları besleyin. Bak bu beslenmemiş. G pirinç yedirin. Hemen mahkemede öterler. Altın da var bende aslında da. Heykeltıraş mesela, heykel yaptıracağım. Çünkü o heykeller galiba işe yarıyor. O bir ikislik bir küçük heykel var ya, onu bir eklemiştik biz bunların dinine uygun şey olarak. Ama birini heykelde bıraksam o iş bitmeyecek. Tek başına orada 500 iş götürecek. Bu araştırma yapacak. İşleri hiç ilerlemeyecek yani. Bak Burak uyuyor mesela. Ha, bitti bizim iş. O 126 tane şey varmış lan, dur bakayım. Burak kalkınca buraları kazacak. Bak 95. Buraya kadar. İnşaat işleri çok yavaş ya. Aleykümselam, aleykümselam, hoş geldiniz. Hadi görüşürüz Kaan. Allah'a emanetsin. Profesyonel bir anomali araştırma tesisi kurabiliriz artık. Astroneer ileride çekerim ya. Zaten askere giderken bir sürü video toplayacağız. Onları, o tarz oyunları olacak yani. Vinolope ve Burak. Bu arada nikah kıyılıyor dedi.
Bunlar bir de şimdi çift kişilik yatak ister, ayrı oda isterler falan. Bizi uğraştırırlar. Dreamworld'da olmasını istediğin 3 özellik. Vallahi bilemiyorum ki. Harbiden aklıma gelmiyor. Bir Yüzüklerin Efendisi modu isterdim ya. Şöyle Uruk Hai olarak oynadığımız. Onlara özel silahlarla, milahlarla. Ya da Rohan'la olarak. Yapıyorlar ya böyle Star Wars modu gibi. O tarzda yani. Ne çıktı askerlik? Ha çıkmadı daha ya. Yazın dedim, gideceğim dediğim şey yapacağım yani. E-Devlet'ten başvuru mu yapıyorsun? Onu yapacağım artık ne çıkarsa. Uzun yazacağım. Uzun dönem asteğmenlik, yedek subay. Uzun dönem yedek astsubaylığı da yazacaktım ama yedek astsubaylar sanki çok doğuya çıkıyor gibi geldi. Yani benim için sorun değil de. Sınıra çıkmasını istemiyorum. YouTube'a devam edebileyim diye. Aleykümselam Kuvarajım, hoş geldin. Aleykümselam Hüseyin. Türkçe yamalar bozulmuştu. DLC gelince düzeldim. Düzelmiş herhalde. Dawn of Man. Dawn of Man de olur. Alien bilmem ne diye bir oyun var. O da olur. Dreamworld'un 3 boyutlu hali. Hediye abonelik rastgele bir kişiye gidiyor. Sana abone olan. Abi o kadar olmaz ama. Yayında olana gitsin. Hemen YouTube yetkililerine söyleyin. Böyle saçmalık olmaz. Yarın yayın var değil mi? Ha, yarın yayın var. Yarın 8.30-9 gibi olur. Burak senin iş bitti mi ya? Sen beslenmen gerekiyor. Bizim tütünler geldi mi? Bak psikoid bitkileri gelmiş. Psikoid bitkilerini buraya alalım. Ha size şey lan. Size o modu gösterecektim bak. Psikoid yapraklarını buraya alalım. Tütün bozuluyor mu peki? Tütün de bozuluyormuş. Tütünü de buraya alalım diyeceğim de şimdi tütünü buraya alınca. İki saat oraya git gel yapacaklar. Psikoid. Git gel yapmasınlar diye şu arayı açmamız lazım. Bu ara buradan açılmaz ama ya. Şuradan açsak daha iyi olur. Vinilope bu arada 20 üyelik hediye etmiş. Eyvallah Vinilope, kesene bereket ya. Sağ olasın. Teşekkürler. Abi şimdi bu şu an üye hediye ettikleri yayını izleyenler değil mi? Transfer yerine tıklarsan götürüyor galiba. Ha, tıklarım şimdi. Demircilik bitti. Makineye geçeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şuraya da bir kapı atacağız da. Kapıyı odundan atalım. Bir şey olmaz ya. Daha sonra buradan sarma tütün yapın bakayım abi. Sonsuza kadar. Yapacak var mı da bu sarma tütünü? Sen yapabiliyor musun? Yap da sonra tribe girme. Ruhu sönmüş olanları nasıl mutlu edeceğiz? Ruhu sönmüş olan var mıymış? Oyunda mı diyoruz? Oyunda mı? Gerçek hayatta artık yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmeliyiz. Şimdi onu transfer edeceğiz. Bunun yanına bir tane şundan koyalım şöyle. Bu ne lan? Bunun bir de alanı var. Bu neymiş? Bunu bir okumamız lazım. Denemek için yaptım. Hiç sohbette isimlerini görmediğim insanlara gidiyor. Bak Legend teşekkürler yazdı. Şeyde bence ya. Yayındakilere gidiyor. Yayındakileri bulamazsa başkasına gidiyor diyeceğim ama şimdi Limon da gelip durumu açıkladığı için. Yaratığa doğru koyacaksın. Ondan şark çıkaracak. Tehlikeli varlıkları barındıran platform. Köşelerde güçlü zincirler takabilen delikler bulunur. Düşen varlıklar anomali bilgisi için incelendikleri bir tutma platformunda yakalayıp güvence altına alınırlar. Güçlü duvarlar kapıları. Ya aga bu ne? Bu ne açıklaması la bu? Ha, platformu açıklamasını okuduk. Pardon. Bundan şark alacağız diyorsunuz ha? Ha, ince tutma platformunda yakalayıp güvence altına alınabilir. Yine aynı şey diyor ki bu. Buna tıklayınca bunu yapmıyor ya. Bunu önce bir atmam gerekiyor herhalde. Ya da şuradan okumam lazım. Aynı şeyi okutuyor bana. Bana gelmedi mesela. Bana gelmedi mesela dedin ama şeyin yeşil. Bana yayında olmadan da gelmişti bir ara.
Bir kanalda. Allah Allah. Arada bana durup dururken geldiği oluyor başka kanallardan. Neymiş öyle? Yayında adam kalmadığı zaman mı atıyor diyeceğim acaba? Yakalanan varlıkların sinirsel aktivitelerini uyuşturan, özel olarak ayarlanmış bir elektromanyetik alan yayan bir cihaz. Güç verildiği sürece işaret edildiği herhangi bir tutma platformunun muhafaza gücünü arttırır. Elektrik alanı insanlarda veya normal hayvanları etkilemez. Ha, bunun kaçmasını mı engelliyormuş bu yani? Tamam, bunu şuraya atacağız o zaman, ne yapalım? Ona bir de güç taşımamız gerekiyor ama. O gücü geçirmemiz için de şuralara duvar atacağız şöyle. Yayında değilken bana da gelmişti sinem bir kere. Ha, bir de şunu ekleyeyim. Eski tarih değil, 13 Nisan yani bugün atıldı diyor. Onda birazcık sıkıntı varmış o zaman ya. Anomali projesi lazım. Ha, ben bunu açtıkça o yavaş yavaş onları araştırıp duracak mı tekrar tekrar? 2 günde bir. O zaman bunu da açalım da psikik ritüel falan yaparız. 2 saat sonra tekrar geldik. Hoş geldin Alper. Yaratın organları çıkarılıyor mu? Yaratın organları çıkarılmıyor herhalde. Öldürüp öğrenebiliyoruz da. Operasyon diye bir şey yok yani. Yaratın zaten ne organı olur. Ama iyi bak şunun tesisine. Çok şu anda güzel değil çünkü insan sayısı az. İnsan sayısı artınca tesislerimizi daha güzel bir hale getiririz. Odaları ayırırız. Şimdi onlara uğraşmış olsam bir sürü inşaat yapmamız gerekecek. İşler çok uzayacaktı yani. Şu an kaynağımız da iyi ama. Ruhsal çöküş. Ha, oyunda ruhsal çöküş yaşayanlar. Onları mutlu edemiyorsun ya. Onları beklemen gerekiyor. Kendi kendine düzeliyor. Ama ondan sonra isteklerini yerine getirirsen bir daha öyle bir şey yaşamazlar herhalde. Evleri, odaları güzel olsa mutlu oluyorlar da. Bizimkiler şu an mesela burada yaşıyor. Çok ferah bir yerde ama çirkin diyorlar. Biri de utanmadan kirli diyor. Bütünleri var ama. Buranın sıcaklığı ne oldu? 0. Ver eksiği ya, kökle. Selamlar Ferhat. Güncellemede ne geldi? Güncellemede DLC geldi. Onun haricinde aşırı bir şey gelmedi ya. Modlarda olan şeyler gelmiş. Duvar ışığı falan gelmiş. Tek yerde sürünme gelmiş. Ölünce yerde sürünüyorlar. Bayılınca yani. Ha, şu şeyi taşıyalım. Taşıyalım elektriğimizi de. Artık daha kaliteli bir yerdesin. Elektriği de vereceğiz. Burada birinin silahı var hocam. Sana ne oldu yine ya? Yine ne oldu ulan? İç ulan. Sana illa ben özellikle ayarlayayım mı ya? İçebilirsin mi diyeyim ya? Nerede sarma tütün? Her gün. Günde iki kez değil. Her gün iç bir tane. Tamam mı? Bu ne? Bağımlılıklar için. Eğlence için. Eğlence için. Hepiniz günde bir tane içebilirsiniz. Buna mesela sarma tütün içir diye bak. Direkt yaktı. Tütün içir diye bir şey yok değil mi? Sarma tütün yönet. Ya veriyor. Var mı öyle bir şey? Parasını öncelik ver. Ne yaptım abi ben şu an buna? Sen katatonya girmedin değil mi? Fakir bir çocuk yardım aramak için yaklaşıyor. Oreş için 170 gümüş yalvarıyor. Korsanlar tarafından köleleştirilen ablasının özgürlüğünü satın almak için gümüş istiyor. He. Sağ tıklayarak eşya verebilirsiniz. Neredesin lan çocuk? Buyurun var oğlum senin. Yaratıkları alkolik yapabiliyoruz mu? Buna ver hadi 170 gümüş. Al bakalım hadi. Ablanı kurtar. Bir daha da tefecilere bulaşma.
Yeni başladım Rime, benim karakter sürekli kalp krizi geçiriyor. Allah Allah. O neymiş lan öyle? Ben bir kez sadece gördüm ha kalp krizi oyunda. Ciğersiz olduğundan dolayı köle yapsaydım. Hangisi ciğersiz ya? Sakura. Çocuğu mesela, çocuğu da ben köle yapsaydım ya. Bir anda şok yaşasaydı, yardıma geldiği yerde. Hocam sen ne istiyorsun bizden? Bir şey mi istiyorsun sen? He? Bunlar böyle görevler mi gelmiş ya? Sakura katılmak mı istiyormuş bize? Hemen okuyalım. Bu anomaliyle gelen bir şey mi acaba? Ne diyormuş bakalım. Sakura vücudu yozlaşmış mimarlar da olur. Onların istediği zaman serbest bırakabilir ve yakındaki cesetleri yeniden canlandırabilecek bir ölü tozu bulutu oluşturabilir. Faydalı olabilir. Aynı zamanda Sakura sana söylemediği bir şey olduğunu da hissediyorsun. Sakura kal be bizde. Sakura'yı aldım abi. Sakura bir ilginç bir çarmış. Yakındaki cesetleri falan diriltebiliyormuş. Öyle bir özelliği varmış. Sakura. Tarımı iyiymiş. Tıpı iyiymiş. İnşaat. Sakura sen... Senin yalnız dinde bir sıkıntı var be Sakura. Senin biz şeyini değiştirebiliyor muyuz ya? Ya ben senin buraya inanmanı istiyorum. Nasıl yapacağız onu abi? Bunu inandırtabiliyor muyuz? İzleyici başka chat, başka chat'tekiler aktif yani online sayılıyor ama diğerleri offline zaten. Chat'te 25 saniyede bir yorum gidiyor. MySQL için bazen o da izleyici sayısı önemli değil mantıken. Bu arada Collardo Nerkapt 50 üyelik hediye etmiş. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Esene bereket, sağ olasın hediyenin için. Bak onun hediyeleri atılamadı bile. Din adamı yaptırdıysan dönüştürebilirsin. Aa bak şimdi. Şimdi Kaleon senin günün de, sen nasıl bir din, sen bağımlı din adamı. Dinini değiştirebiliyorsak değiştirelim. İyi Allah'a şükür ya. Teşekkür ederim hocam desteğin için. Aleykümselam Mehmet. Zombi yapalım, onu inceleyelim. Ha birilerini zombi yapıp inceleyebiliriz evet. O diriltebilir birilerini. Yani öldürdüğümüz biri olursa onun yakınında hemen onu diriltiriz. Şu odadan birkaç tane daha kurmamız lazım ama. Spoiler gibi olacak ama. Oyunla ilgiliyse yolla gelsin. Önemli değil. Şunun kalkmasını bekliyorum ya. Bunu din adamı yapacağım. Katatonya'ya girmiş. Böyle din insanı mı olur? Din kadını. Gulyabane değil mi o kadın? Ha Sakura mı? Bu mu Gulyabane? Bu böyle yanından bir şey bile fıçık 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 sallanıp duruyor ya. O bir kötü gözüküyor. Bir dışarıda yatıyor bir de. Üstün yaşam. Buna bir tane yatak lazım ya. Bizim kedinin yatağını yerine atayım bari ya. Yazık hayvanım da ölmüştü oyunun başında. Da senin videoları izliyorum. Yatarken açıyorum. Anlatıyorsun. İyi oluyor. Normalde açıyorum. Komik şeyler oluyor. Seviyorum seni. Eyvallah. Kollardo. Kollardo. Gece çok uyurken izliyorsunuz kanalı bu arada. Biraz şey oldu. Sesim yoruyor mu yoksa? Ben bir hafta önce başladım. Gidiyorum büyük inşaat yapıyorum diyorum. Hepsi hiç dinlenmeden güneşin alnına gidiyor. Güneşten ruhsal çöküntüde geberiyor. Zorlarsan inşaat yapın diye olabilir. İlla yapacaksınız yapacaksınız falan dersen. Aleykümselam Efe. Eyvallah Ramazan. Sesin tonundan uyku getiriyor olabilir ama ayık kafayla dinleyince. Bu arada aç da değil değil mi? Tamam. Şu an iyiyiz ya. Saat 11.11'de. Birini almam gerekiyor da. Ben gideyim hocam o zaman. Sesin yormuyor, sakinleştiriyor dayı. Anlatımın özellikle açıyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu tarz şeyler moral. Motivasyon. Daha 20 dakika var. Arabayla gideceğiz oraya. Oyunu kaydedeyim. Birleşmişler ismiyle kaydedelim. Reis sen daha önce ses eğitimi aldın mı? Almadım ya. Ama o seslendirme tarzı bir şey için falan diyorsunuz, onlara sağlam bir eğitim lazım ya. Neyse abi o zaman benim gitmem lazım.
Normalde devam edecektim bugün saat 8'de açayım geceye kadar bir ilk Rimworld'da akalım diyordum ama. Bak şu anda daha yeni, Kolardo'nun attığı yürekler daha yeni gidiyor abi. E bunun mantığı ne o zaman? Baksana. Şu anda mesela Bedirhan burada mısın Bedirhan? Bülent, Ümit, Gürkan, Mustafa yayında mısınız? Ses verin. Sesin masal anlatır gibi, o yüzden arkadaşımın uykusu geliyor olabilir. Bayağı iyi anlatıyorsun sanki böyle hikaye anlatıcısı gibi. Teşekkür ederim. Hayalim penguen belgeseli sunmak. Ben de anlamadım şimdi akıyor üyelikler. Aynen. Mayıs bot atıyor. Üyelik botu. Rastgele abonelere gidiyor. Rastgele herhalde. Yarın yayın var bu arada saat 8 gibi. Şey 8.30 gibi. Şuraya bir not alayım da. Bir ay 26 gün olmuş. Sonra geri gelecek misin abi, bu yayını beklerim ben bayağı. Yok artık bugün olmaz ya. Bak şimdi Kadir'e gitti. Kadir. Kadir burada mısın? Mücahit Ahmet. Dev Pire. Eğer bunlar yayını izleyenlerse, yayını izleyen de hiç ses çıkartmayanları da böyle ifşalamış da olabiliriz aslında. İyi taktik gibi duruyor. Durun bakayım. Genşi de akacak bir ara videosu. Genşinden uzak dur çekmeni çok isterim. Maalesef bu baklarla çekilmez. Genshin'in kanalda bir videosu var da onun diğeri gelecek ya. Ama çok kalabalık yapmayacağım. Çok kalabalık yapınca biraz bug'a girdi oyun. Yani oyun kalabalık istemiyor ya aslında. Tek başına başlayacağım. Maksimum şöyle 3-4 kişiyle ufak bir hikaye anlattığım bir seri olacak. O zaman o kadar bug'la uğraşmam. YouTube şu an 160 bin aktif kişi var. Diyelim ki serverların yani sunucu makinelerinin %78'i dolu. Oradan zaman bekletiyor. Sıra gelince atıyor. Çok fazla seçenek var. Ha, olabilir. Belki de o sırada yayında birini bulamadı. O yüzden bekleyeyim biraz diyecek de öyle demiyordu. Sims devamı gelmez herhalde ya. Modun düştüğü zaman hangi oyunları oynuyorsun? Valla oyun çok oynamıyorum ya modum düşükken neyse. Çok şey yapmıyorum. Müzik dinliyorum genelde. Ya da arkaya bir sohbet muhabbet şeyi açıp da CS'de silah yarışı falan oynuyorum. Güvenler şeyi. Belgesel şeyler güzel oluyor ya. Kürek zamanla açılıyor. Seviyeyle değil de kaç ay üye olursan ona göre değişiyor rengi. O zaman zombinin devamı gelemiyor maalesef ya. Oyun tam sürüme çıktığı için benim save yalan olmuş. Ben video çekiyordum, o sırada video çekerken bir gün sonra gireyim dedim, gitti. Yani açamadım save'i. Yarın yayın var mı? Yarın yayın var. İnşallah. Allah'tan mani gelmezse 8.30 gibi yayında olurum. O zaman Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim hepinize yayına geldiğiniz için. Maddi manevi destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Yarın akşam 8.30 gibi görüşürüz. Büyük ihtimalle. Videolarda da bir ara görüşeceğiz. Haydi Allah'a emanet olun.